İyi geceler efendim. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer'e, Semih Öztürk, Sema Aydemir ile birlikteyiz. Elif'i tebrik ediyoruz. Çeyrek finale ismini yazdıran ilk yarışmacı Elif oldu ve inanılmaz bir performans göstererek bunu yaptı. Bunu tartışacağız tabii. Oyun içerisinde Sercan'la Yasin'in bir kavgası oldu. Nisa kendini denize attı. Bunları konuşacağız ama yarının tanıtımı geldi öncelikle. Yarının tanıtımı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Çünkü Evrim'in bazı lafları var. Yine siz demiştiniz Murat Özer'e. Kırmızı takım içeriden karışacak demiştiniz. İşte tecrübe konuşuyor. Barış'la Berkan hafiften bir yükseldiler. Yasin'le Barış'ın da atışmaları var. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Furkan Dede, şöyle başlayayım. Biz bu saçları değirmende artmadık. Neden dersen, takımlar seçildiği gün dedim ki kırmızı takım iyi bir takım olmuş olabilir ama bana göre dezavantajlar olacak. Bu dezavantajların başında da birbirlerinle her an bir kavga edebilirler. Çünkü daha önce aralarında kavga çıkan yarışmacılar var. Ve bu aralarında kavga çıkan yarışmacılar birbirlerine her ne kadar yapmacık da olsa, iyi davransalar da, menfaatleri için birbirlerine hoş sözler söyleseler de, yedisinde neyse insanlar, yetmişinde de odur. Bu yüzden de tecrübe konuştu ve dedim ki size bu masada takım iyi olabilir ama her an bu takım karışabilir. Diğer takım karışmaz çünkü diğer takım çok arkadaşlar arasında olan bir takım. Yani iyi ilişkilerle oraya gelmiş bir takım. Ama diğer takımda istatistikler kavga gösteriyordu. Ve daha 24 saat geçmeden dediğim oldu. Tanıtımda gördük Furkan Dede. Tanıtımda Berkan'la Barış arasında gerilim var. Ve bu gerilim de yarın öbür gün daha da büyüyebilir. Neden bence gerilim var? Çünkü iyi işler iyi giderse gerilim olmaz. Ama orada işler kötü gidiyor galiba tanıtımda. O işler kötü gidince de her an bir agresiflik ortaya çıkabilir. Barış'ın acaba performansının istenilen düzeyde olmaması, kendi açısından değerlendirirsek bu agresifliği yaratmış olabilir mi acaba? Olabilir. Yani tabii ki tanıtımda ne olduğunu anlayamıyoruz ama... Ama normalde Barış'ı biz biliyorsun Survivor'da izlerken çok gergin görmeyiz, yani olayların içinde pek görmeyiz. Tabii. Barış'ı mı görmezsin? Hani bazen görüyorsun. İşte durdu. He, gol oldu. Turnayı gözünden vurdu. Ama Barış tabii ki o olaydan önce çok sakin bir Barış yani vardı ve hep mağdur durumda olan bir Barış vardı. Ama o olaydan sonra herkes tarafından "Aa, bu da agresifleşebilir" sinyaller veren bir Barış vardı. Nitekim de şimdi Berkan'la arasında bir problem olmuş. Tabii ki ne olduğunu tam olarak anlayamıyoruz ama şu bir gerçek ki bu takımda her an, her saniye, her dakika bir kavga çıkabilir. Çünkü istatistikler onu gösteriyor. Dediğim de çıkmış oldu. Bu arada Evrim'e gelelim. Evrim'in bir lafı var. Yani Evrim diyor ki yamyamların arasında, Evrim herhalde çok film seyretti. Ne olduysa bilmiyorum. Yamyalar, mamyamlar ne olduğunu ben anlayamadım. Rakip takıma yamyamlar diyor. Yamyamların arasında Elif'in kafası rahat olacak. Yani Elif büyük bir başarı elde etti ya. Elif başarı elde ettiği için artık diyor onun için bir problem kalmadı. Yamyamların arasında başarı olacak ama bana göre çok ağır bir laf. Yani sen şimdi rakip takım için yamyamlar filan kelimesi tam olarak anlayamıyoruz tabii. Ne için dedi, neden dedi? Vahşi adamlar demek istiyor herhalde. Yani çünkü yamyamdan benim anladığım o. Yani güzel laflar değil bunlar. Yani yamyamdan her şeyi anlayabiliriz ama bunlar Survivor'da söylenecek laflar değil, ağır laflar. Neden ettiğini bilmiyorum ama benim için neden ettiğinden ziyade ağzından bu laf çıkıyor mu? Çıkıyor. Bu yüzden de yadırgadım. Plakasını alırım diyorsun. Efendim? Plakasını alırım diyorsun. Plakasını tabii ki alırız. Çünkü karşı takımda her ne kadar senin rakibin de olsa kimse yamyam falan değil. Ağır bir laf. Ve bir de Yasin'le galiba birisi Barış. De... Yasin'le mi yine Barış? Evet. Ha, Yasin'le Barış. Zaten Yasin'le Barış arasında daha önce de biliyorsun bayağı bir hadise oldu. Ve ben hep dedim ki Barış'ın, Barış'ın kardeşim dedim. Ama yine galiba barışacakları yok. Bu yüzden de tanıtımda bir takım hadiseler seyrediyoruz. Ama benim için tabii ki tanıtımdaki en önemli şey dediğimin çıkması. Evet. Murat abinin çok dediğin çıktığını düşünmüyorum da. İlk olarak tanıtımda Evrim meselesini gündeme getirmek istiyorum. Evrim meselesi aslında bugünkü olaylar ve yarınki tanıtımla biz birleştirebiliriz. Yamyam kelimesini açacağım. Neden yamyam dediğini aslında bize bugün söylüyor. Bugün Evrim'in bölümün başında şöyle bir ifadesi var, röportajında söylüyor. İlk olarak Berkan'ı yiyecekler, sonra Barış mı diyor? Sema. Evet. Sonra Barış diyor, Berkan, sonra Elif.
İlk sonra, Barış'ı yiyecekten ilk sonra Barış, Berkan. Sonra Berkan, sonra Elif. Sonra Barış, Berkan, Elif diyor. Bir sıralama yapmış kendine. Yani sonrasında da şöyle söylüyor. Orada hiçbir samimiyet yok. Herkes birbirini yemeye çalışıyor. Ama bizim takım samimiyetle kuruldu. Güven üzerine kuruldu. Bugün yine röportajda da şunu söylüyor az önce tanıtımda. Diyor ki biz has gönüllü takımıyız. Biz güven ilişkileri esasında kurulduk. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Bla 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 bla. Anlatıyor. İki gündür anlatıyor. Ama Evrimciğim, sen değil miydin koskoca konseyde tek başına taburede oturarak kalan? Ne demek istiyorum yani? Sen seçilmedin ki. Seni almadılar. O gönüllü takımı dediğin takım seni istemediler. Sen hala neyin hülyalarını görüyorsun onu anlamış değilim. Bunu Cemalcan söyleyebilir. Cemalcan kurt takımı zaten. Bunu Nisa da söyleyebilir. Hayır, benim anlamadım. Sen ne bekliyorsun Evrim'den? Yani Evrim'den böyle söylemler takım beklemiyorum. Takım arkadaşlarını sahiplenmesin mi? Takımı sahiplenme. Kız Evrim, güzel gözüne mavi boya çekmiş, kendini o takıma inandırmış. Ait Sayın Furkan'cığım. Dışlayalım mı şimdi kızı? Sayın, yani biz dışlamayalım. Ama ait hissettiği takım onu dışlamış. Karşı takımı türlü ithamlarda bulunurken aslında kendi arkadaşlarına dönüp bir baksın. Karşı takımın birbirini yiyeceğinden bahseden Evrim, aslında seni istemediler. İlk fırsatta seni yiyecekler. Sen gerçeklerden kaçma, sen kendi gerçekliğine dön bir bak. Sen bırak karşı takımı. Evrim burada hata yapıyor. Bir şey söyleyeceğim. Evrim'in akıllı bir insan olduğunu düşünüyorsundur diye tahmin ediyorum. Evrim sence son anda seçildiğini, son seçildiğini aklında o yok mu? Aklında o var, aklında olduğunu ben yani biliyorum ama Evrim hedef şaşırtmaya çalışmasın. Kendi gerçekliğiyle şu an yüzleşsin. O kendi gerçekliğiyle yüzleşiyor. Karşıda şöyle oluyor. Bak. Karşıda birbirini yiyecekler. Berkan yiyecekler. Elif yiyecekler. Barış yiyecekler. İşte Elif kendini yamyamların arasından sıyırdı. İyi oldu. Bırak sen bu işleri ben, Evrim. Sen kendine dön bak. Ben sana katılmıyorum. Bence Evrim çok doğru bir şey yapıyor. Evet. Son anda bırakıldı. Belki seçilmek bile istemedi ama kendini o takıma ait göstererek, duygusal olarak da böyle hissederek en azından kendini kız Survivor'a bir şekilde tutunuyor, inandırıyor. Ne yapsın bu kız şimdi? Ona bir şey demiyorum. Yani ama karşı takımı itham... Bak, karşı takımı bir ithamda bulunuyor ya, yamyamlar var diyor, şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar. Aslında senin kendi arkadaşların seni yiyecekler ilk fırsatta. Sen bir öz eleştirini yap. Ait olduğun yer, övdüğün, methettiğin, biz güven üzerine kurulduk dediğin aslında oluşumda sen o güven çerçevesinde yoksun. O güven dediğin duygunun içerisinde sen yoksun. Sana güvenmiyorlar, seni istemiyorlar. Nisa ile Cemalcan birbirine güvenebilir. Belki Yasin'e de bir parça güvenebilirler. Zorlarsan Ardahan'a da güvenebilirler. Ama Evrim, seni istemiyorlar. Senin aslında tanımların doğru. O takım güven üzerine kuruldu. Haklısın. Anlattığın şeylerde sonuna kadar haklısın. Ama bu ilişki ağının içerisinde sen yoksun Evrim. O beni rahatsız ediyor. Evrim akıllı diyorsun, evet akıllı, ama bunları söylememesi lazım. Farklı bir söylemde bulunması lazım. Çünkü orada o yok, o hesapta o yok. Onu söylüyorum. Peki. O yüzden bitmedi Evrim tamam. Aşamasıydı bu. Barış meselesi. Barış niye bugünlerde sessiz? En son bir Evrim'le Matara olayı yaşadı. Matara olayındaki gerginlik de aslında dolmuşluk dediği şu. Çünkü bir başarısızlık sürecine girdi Barış. Barış da eline dövme yaptırarak gittiği için, ya bunu niye söylüyorum? Yani çok planlı programlı Survivor'a gittiği için, daha önceki Survivor'ları da izlediği için ve Yusuf'un şampiyonluğunda falan storyleri var, gördüm onları. Barış çok iyi takip etmiş Survivor'ı. Şampiyonların da ne gibi süreçlerden geçerek şampiyon olduğunu Barış çok iyi biliyor. Yani son düzlükte performansının iyi olması gerektiğini Barış çok iyi biliyor. Bu yüzden şu an bence şampiyonluktan uzaklaştığını biraz anladı. Anladığı için o Barış'ta bir gerginlik yarattı. O yüzden Evrim meseleleri oldu, Matara meseleleri oldu. Şimdi yine gergin. Çünkü performans düşük. Çünkü sembol oyununda da hiçbir varlık gösteremedi. Yok yani. Rakipleri, bir tek rakibi de yok. Bir Sercan da yok. Berkan'ı var, Yunus Emre'si var, Elif'i var. Herkes çok iyi. Barış yani bir istikrara bağladı başarısızlığı. O yüzden Barış çok rahatsız, şampiyonluktan uzaklaştığını düşündüğü için bu reaksiyonları veriyor diye düşünüyorum. Ve son konumuz neydi fragmanla ilgili? Kavga. Yasin'le Barış'ın kavgası mı? İşte Yasin'le Barış'ın kavgası o. Tamam. O kadar. Bir Evrim konusu.
Evet Sema. Bir ton daha vardı da şimdi hemen şimdi tamam, izledik ya o yüzden biraz ben topu şey döndürelim şimdi. Hayır ben içinde döndürmek zorunda. Tamam hayır fragmanı niye unuttum? Çünkü şimdi izledik ya. O, bir dakika tamam, önce çok, izledik. Zaten çok güzel ben notlarımı yaptım. Aldım zaten. Teşekkür ediyorum. Allah. Ağzınıza sağlık. Son zamanlarda duyduğum tamam. En iyi yorumlardı. Teşekkürler. Bunlar. Evet tamam, evet Sema. Daha benimkileri duymadın. Evet. Şimdi seni dinliyorum Semacığım. Ya şöyle şimdi ben hangisinden başlayayım bilmiyorum ama şimdi Murat abi dediklerim çıktı diyor da hiç de öyle dedikleri falan çıkmadı yani. Öyle bir mevzu bahis tamam. Yok. Dediklerine bakarsak ona bakarsak işte buradakiler daha başarılı, buradakiler daha başarısız. Bugün de gördük, dün de gördük. Biz o zaman demiştik ki abicim biz gönül olarak söylemiyoruz. Ben de mesela mavi takımda en çok sevdiklerim mavi takımda olabilir. Ama gönül olarak söylemiyorum. Buradaki kağıtlara göre, istatistiklere göre söylüyorum. Ben onları konuşmuyorum demiştin. Az önce dedin ki istatistikler doğru çıktı çünkü buradaki kavgacılar var. Bir de dedin ki menfaatçi yapmacık ilişkiler o yüzden. Öyle olduğunu da düşünmüyorum. Dün de söyledim. Daha önce yaşanan bütün kavgalarda işte herkes kavga eder. Evrim Nisa'nın arkasından bir sürü şey söyledi. Nisa Evrim'i sevmez genel olarak. İşte Yasin'le Barış kavga etti, Sercan'la Barış kavga etti. Ama ben hepsine şu şekilde bakıyorum. İnsanlar kavga ederler. Kızgınlıkla insan kardeşiyle bile, çocuğuyla bile, aşık olduğu adamla bile kavga eder. Ama bir süre sonra, ertesi gün ya da bir hafta sonra olur takım arkadaşı oldular ya da başka bir ortak amaç için birleşirler. Birbirlerine sarılırlar. Asla bana böyle yapmacık gibi gelmiyor. Asla bana durum onu gerektiriyor. Şu anda ayrıca Evrim'in durumu da o. Kız şu an mavi takımda mı? Sonuna kadar takım için elinden geleni yapıyor. Kendi orada yani hani diğer tarafa yamyamlar demesini kabul etmiyorum tabii ki ama kendi takım adına güvenle evet güvenle kuruldu mutlular falan filan. Sonuçta Evrim o takımın bir yarışmacısı. Ve kendini orada hissetmesi, takımı için iyi konuşması kadar da güzel bir şey yok. Daha ne olacaktı yani takımını satıp kötü mü konuşacak? Tabii ki öyle konuşacaktı. Ama kavgalar olur, herkes de olur. Yarın sarılırsın, bu samimiyetsizlik değil. O anki sinirine parlarsın ya da sönersin. Böyle bir şey bu. Barış'la Yasin'in kavgası, evet geçmişte oldu. Bugün başka bir şey oldu. Tekrar kavga ederler. Sercan'la izlediğimiz şeyde mesela Sercan'ın kavgası oldu. Ne yaptılar? Yasin geldi sarıldı. İnsanlar orada o kadar zor şartlar altında ki yani zaten açlar. Zaten son haftalara girmişler. Buraya kadar gelen herkes şampiyonluk Kıbrıs'ı ya da işte finali görmek ister. O kadar daha gergin ve mutsuzlar ki insan evde otururken bile sinirlenebiliyorken orada sinirlenmenin bu kadar anormal karşılanmaması gerekiyor. Yani ve yarın orada bir de öyle bir şey var ki sevgi de büyük hissediliyor. Bir de öyle bir gerçeklik var. Mesela belki çok sarılmayacağın birisi o an o kadar sana belki destek olmuş ki o sarılasın geliyor ona. Yani çünkü o senin o an ailenin bir parçası gibi oluyor. Şu an Evrim belki hani görüşmeyecekler belki dışarıda ama şu an diyor ki Allah'ım bana bugün bunu söyledi, bana destek oldu deyip sarılıyor. Hisler böyle şeylerdir. Hisler, burada hisler daha yoğun yaşanıyor. Tabii çok yoğun yaşanıyor. O yüzden ben kavgalara da kızgınlıklara da ya da Evrim'in takımı için iyi konuşmasına, takımını övmesine asla kötü bakamıyorum. Çünkü insanlar yoğun yaşıyorlar. Evet Murat abi. Şimdi Sema kardeşime cevap vereyim. Tabii. Dedi ki Murat abinin dediği çıkmadı dedi. Ben dün veya evvelsi gün mü neydi bu takımlar arasında fark yok. Hatta mavi takım daha iyi demiştim. Orada dediğim çıkmamış olabilir. Ama ilerleyen günlerde dediğimin çıkacağını imza atarım. Yani ben burada iddia ediyorum ki dün burada mavi, gözleri boncuk mavi şarkısını söyleyen Semih, yarın öbür gün iddia ediyorum ki burada Hande Yener'in Kırmızı Sana Çok Yakışıyor şarkısını yönetmenimiz Yalkın Rüzgar ve reji bas bas bağırarak olabilir, burada verecek. Olurum ben tabii burada ki hala iddialıyım. Ama ben bugün şunu dedim. Sema diyor ya dediğin çıkmadı. Benim dediğim şuydu. Ben takımların daha iyi olduğunda kazandım demedim. Benim dediğim şuydu. Birbirlerine girecekler dediğimde haklı çıktın çok dedim. Çok da birbirine girmediler canım. Efendim? Çok da birbirine ne girmesiniz. Oldu? Yarın. Ne bunda haklı çıktın da ne oldu mesela? Yarın yani öbür gün. Sonuçta yarın mı oldun? Abi, şimdi birbirlerine girdiler de mutlu oldun. Bir dakika ben mutlu olup olmamam önemli dediğin değil. Dediğin çıktı. Ben yok, bu dediğin takım, bu takım kırmızı takım, istatistikler bunların birbirlerine gireceğini gösteriyor dedim. Nitekim de tanıtımda gördüğüm kadarıyla, bak kadarıyla diyorum. Demiyorum ki sana yumruk yumruğa birbirine falan girdiler.
Tanıtımda gördüğümde herhangi ikisi arasında bir gerilim var mı? Yanlış mı görüyorum ben? Var. Bir gerilim var, bir kıvılcım var mı? Var. Demek ki bir şey olmuş. Benim haklı olduğum dediğim konu budur. Bu arada hala da altına imzamı atıyorum. Bana göre ben hiçbir zaman geri vites yapmam. Dördünün arasındaki ilişki yapmacığın kralı. Yapmacığın kralı. Neden mesela? Neden? Mesela Elif ve Sercan arasında söyleyeyim, ilişkiyi söyleyeyim. Barış'la Sercan arasında. Ya Sercan. Bak hayır, ben, dördü derken şöyle o farklı. Barış, farklı. Sercan, Yunus Emre, Berkan. Yani Yunus Emre ile Berkan. Evet. Barış'la, Barış'la Sercan. Sercan. Bu dörtlü arasında 2-2. Tamam mı? Tamam. Bunlar şeye benziyor. Double, çift tenis oynaması ya, çiftli tenis. Hı hı. Çiftli tenis. İkili ikili bunlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Barış'la Sercan. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer evet. Mert'le Ersin Survivor'ı seyrediyorlarsa Sercan'a diyorlardır ki sen ne yaptın kardeş? Ne alaka profesyonelce ekip kurdu adam bir ya. Bir dakika dinle. Survivor başladığı günden beri bu üçlü, Bermuda şeytan üçgeni diyorduk. Bu üçlü Barış'la birbirlerine sürekli girmediler mi? Her dakika Barış'ı çekiştirmediler mi? Her dakika Barış'tan cebelleşmediler mi? Yalan mı kardeşim? Doğru. Ne oldu şimdi? Peki demez misin sen Ersin'le Mert'in yerinde olsan Sercan? Ne oldu kardeş? Bizim zamanımızda sen bu Barış'ı gördüğün yerde tüylerin diken diken oluyordu. Etmediğin laf kalmadı adama. Şimdi kanka oldun. Ben olsam derim. Bana inanılmaz yapmacık geliyor. Gelelim Yunus Emre ile Berkan'a. Daha 24 saat mi oldu? 48 saat mi oldu? Birbirinize girdiniz. Birbirinize demediğinizi bırakmadınız. Hakaretten havada uçuştu. Şimdi 2 günde kanka oldunuz. Yok ya. Ben yemem. Ben soda içerim. Bu yüzden de Furkan dede bana anlatmasınlar abi. Ben bu saçları değirmedim. Ben onların oradaki ilişkileri %99.9 yapmacık senin kardeşim. Senin cevap verecek. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa. Sen kırmızıya. Sen bunu bak olsa, bu var ya bu ne renk? Furkan dedi bu ne renk? Kırmızı abi. Ay. Bunu sen yarın bunu öbür niye gün söyledim? Bunu göreceksin Semih Efendi. Niye çok söyledim? Havaya girme bunu göreceksin. İnsanlar ne kadar güzel barışmışlar. He. Bundan rahatsız olmamalıyız diye. Niye rahatsız olmayacağım ben? Beni, Mert'le, o zaman beni 2 aydır kandırıyorlar. Ersin, 2 aydır beni kandırdılar Mert'le o zaman. Mert'le Ersin şey mi olur? Şey diyecek. Yok, sen ya, niye yap, onlarla yap, konuşuyorsun? Ne oldu? Şimdi Sercan'la Barış kanka olmadılar ki. Birbirlerinin nasıl boynlarına sarılmıyorlar ya ki. Sadece profesyonelce bir iş yapıyorlar. Aynı takımdalar. Bir haftanın aynı takımdalar. Ortak müşterekte buluştular. Menfaatleri için aynı yolda menfaat, yürüyorlar. Hayat hep menfaat. Hayır, şu an hayat son dönemde menfaat, herkes bireysel menfaat. İlişkileri abi, ilişkileri bir Murat abi sen mi söylüyorsun bunu? İlişkileri ayırmamız lazım Murat abicim. İlişkileri ayırmamız lazım. Şimdi işe gidersin, iş arkadaşların vardır. Sema'yla bu bir aşk değil mi? Sema'yla da aramız bir ara kötüydü. Şimdi bak ne kadar güzel aramız ne kadar iyi. Geçen sene bir yarışmacı vardı. Size söyleyeceğim bir dakika pardon özür diliyorum. Ne var yani şimdi kavga mı edelim? Geçen sene Bora diye bir yarışmacı vardı. Evet. Bak Bora diye bir yarışmacı vardı. Bora denen kardeşim Survivor başladı. Herkesten takışmış olabilir. Survivor bitti. Adadan uçağa bindi. İstanbul'a geldi. Şu anda da bu masada oturuyor o Bora. Onu alnından öpüyorum. Bora denen arkadaş takıştığı insanların Survivor bitene kadar isterse takım olsun isterse ne olursa olsun. Bir kere çizgisini bozmadı. Takıştığı adamların hiçbirinden tekrar kanka olmadı. Buraya o çizgisini bozmadan geldi. Ben Sercan öyle olmadı. Ben öyle adam seviyorum. Sercan da olmadı tamam ben de öyle adam seviyorum. Ben öyle adam ben konuşamadım. Şöyle bir Semih'e ben öyle adam seviyorum. Vereyim Sema'ya vereceğim. Evet. Sercan da bozmadı çizgisini. Barış da bozmadı. Murat abin dediği gibi aralarında bir lakaytlık yok ki. Ne yani biz farklı bir şey mi izliyoruz onu anlamadım. Sen Murat abi aynı takımdalar diye hiç evet. Konuşmasınlar. Konuşmasınlar aralarında, diyorum ben. Aralarında senin dediğin gibi samimiyet yok. Kardeşim, yine mesafe var. Ne mesafe? Hiç mesafe Yunus yani. Emre ile Berkay yine atışıyorlar. Şakalaşıyorlar. Aralarında çok böyle büyük bir samimiyet yok. Sen sanki böyle çok samimilermiş gibi şey lanse etme olayları. Şu an profesyonelce bir yolda ilerliyorlar. Ve yanıldın. Neden yanıldın evet. Dersen orada bir tartışmadan dolayı yok. Ben kavga edecekler demiştim. Sen bunu tahmin etsen ne olur, etmesen ne olur? Bu bir anlam ifade etmiyor ki bizim niye için. Biz de etmiyor? Görüyoruz orada tartışma çıkabileceğini. Niye anlam ifade etmiyor? Gönüller takımına göre o takımda daha fazla tartışma çıkabileceğini biz de biliyoruz. Çünkü performans olarak hep iyiler oraya toplandı. Yani egoları yüksek arkadaşlar oraya toplandı. Nitekim de biz ne dedik? Kağıt üzerinde biz örnekler sana, verdik. Sana burada. Niye bir anlam ifade etmiyor onu anlamadım. Bugün
Bir anlam ifade etmiyor bu. Yarışma ya, için bir anlam ifade etmiyor. Orada birbirlerine gireceklerini tahmin... Ya biz de biliyoruz onu da. Nereden biz onu konuşmadık ki. Sen öyle bir şey demedin bizim ki. Bizim derdimiz o sen değil. Sen öyle bir şey biz, demedin ki. Biz dün senin burada... Senin derdin abi, bir saniye. Bir dakika şimdi. Bir saniye. Bana laf atıyorsun tamam, bir saniye tamam, deme. Ben de sana cevap verince kardeşim, sen de kızıyorsun. Kardeşim bana laf atıyorsun bitireyim bir saniye konuşmamı. Diyorsun. Tamam bitireyim o konuşmamı. O zaman bitir abi bana laf atıyor. Cevap verdirmiyor. Tamam bitirsin abi. Ondan sonra ben size söz vereceğim. Biz burada hangi takımın daha iyi kurulduğunu, hangi takımın daha ağır bastığını, hangi takım daha başarılı olabileceğini ihtimali tartıştık. Niye? O yüzden biz ya, o tartışır, o şöyle olur, o böyle olur. Bu benim için bir anlam ifade ya etmiyor. Senin için ben, anlam ifade etmeyebilir takım, kardeşim. Abi, ya kardeşim bunu. Senin için bir anlam ifade etmeyebilir. Sen tamam benim düşüncem. Bana saldırıyorsun, ama, beni konuşturmuyorsun. Ama ben de Murat Özer'in dediği şöyle olmaz. Murat Özer'in dediği böyle olmaz. Bana saldırıyorsun. Bana saldırıyorsan o zaman cevap da vereyim sana. Sen şimdi bana saldırıyorsun. Saldırırken beni hiç konuşturmuyorsun. Cevap verin. Kardeşim sen diyorsun ki benim için bir anlam ifade etmiyor. Benim için etmiyor. Ya senin için anlam ifade edip etmemesi benim için umurunda değil. Dediyse tamam o sen kendinin için anlam ifade etmeyebilir. Benim anlam ifade eden bir şey sen karışıp da benim için anlam ifade etmiyor diyemezsin. Çünkü benim için anlam ifade ediyor. Senin için etmiyorsa benim hiç umuruma gelmez. Zaten bakış açıları aynı olduğu için evet. Cemalcan da nasıl orada yarışıp başarılı olabilecek bir takımı kurmayıp birlikte sanki kafeteryaya gidip sütlaç yiyeceği ekibi kurdu ya. Murat abi de olaylara öyle bakıyor. Niye onlar kavga eder sen? Mi? Cemalcan niye küçümsüyorsun? Kavga ederler olur mi? Etmezler şey. Mi? Murat abinin de bakış açısı bu olduğu için. Sütlaç ekibi kurdu diyor ya. Murat abi. Sütlaç ekibi kardeşim. Hayır ben sütlaç ekibi kurdu. Cemalcan aslanlar gibi gitti oraya. Ama bak Furkan takımını kurdu. Sen sütlaç ekibi kurdu. Ama Murat abi de aynı bakış açısında olduğu için başarı odaklı bir ekip kurmadığı için Cemalcan tamam Murat abi de onu savunduğu için o yüzden aynı düşüncelerde olması normal. Ama biz neyi savunmamız lazım? Hangi takım daha başarılı kurdu? Kuruldu. Hangi takım daha başarılı olabilir? Sana. Biz onu konuştuk. Nitekim de biz haklı mı çıktık? Sema ile ben, sen hangi düşünceyi savunmuştun ben bilmiyorum o zaman. Nötüz. Sema ile ben haklı çıktık mı çıktık neden derseniz ben bugün ya, yarışmaya, ya. Bugün sembol oyununa ünlüler takımında sadece bir sembolle yani artı üç bir sembolle Berkan çıktı. Diğerlerinin hepsinin 3 sembolü vardı. Hiç kazanamamışlar şimdiye kadar sembol. Ama yarıştıkları rakipleri yani mavi takımdan Evrim 4, Nisa 8, Ardahan 4, Cemalcan 3, Yasin 6. Hepsinin sembolü vardı 3'er 4'er 5'er. Ona rağmen bu takımdaki, ünlüler takımındaki 3 yarışmacı da finale kaldı. Berkan, Elif, Sercan. Demek ki bu arkadaşlarımız performans olarak peki, şimdi çok oyunu, iyiler. Oyunu değerlendireceğiz. Sema'ya da söz haklı vermek istiyorum. Evet. Şöyle haklı haksız değil de şimdi olayın başlama noktasına gidelim. Murat abi şunu savunmuştu zaten. Dedi ki bu takım, mavi takım daha başarılı olacak. Evet. Çünkü onlarda kavga yok. Onların kafaları rahat. Onlar daha mutlu falan filan. Bunlar için öyle peki yarın söylemiş. Kavga ederlerse hayır, ne olacak? Tamam, konu buradan açılmıştı. Evet. Şimdi biz de yani sevgi, gönül bağı falan değil bu. Biz sadece gördüğümüz hangileri daha işte başarılı takım falan filan onları konuştuk. Bizim haksız olduğumuzu çünkü bu takımda çok huzursuzluk olacak. Bu takım huzurla kurulan bir takım olduğu için başarılı olacak demişti. O yüzden haklı çıkmadığını düşünüyorum ben. Çünkü bu takım huzurlu da olsa başarılı olacak başarılı demişti. Olmadı. O yüzden bir oyun oynadı Zasema. İki oyun oynadılar abi. Hayır iki oyun oynamadı. Sembolleri niye saymıyoruz biz? Ona tamam, beş yenildiler. Murat abicim sembolleri niye saymıyoruz? Sembol takım oyunu değil. Sembollerde hayır, canım, orada olan herkes başarısız hayır, oldu. Hayır bir dakika sembol takım oyunu değil karıştırma. Tamam öyle diyor. Takım oyunu bir tane oynandı. Dün oynandı kaybettiler. Bugünkü sembol tamam. Takım oyunu mu? Tamam kişisel öyle oyun, olsun. Sembol. O da öyle nereden olsun. Oyun, bir Murat abi ben takımsal değil. O takımdaki herkes bugün sembolle başarısız oldu mu? Ya kardeşim. Oldu. Demek ki ben işte bak. Takımsal olarak ne bakıyorsun? Öyle görüyor takımsal niye hayır? Tabii ki Berkan varken, canım. Nisa'yı seçti. Ne alakası var bu? Bir kere evet. Kaybettin. Sen bitirin mi? Seçmedi ama bak bir dakika. Seçmedi. Şu bilgiyi burada verelim. Bugün bir kere kaybettin. Sonuçta takım oyunu Zayıf Furkan dedi. Tamam sonuçta bugün bireysel başarı iftira atmıyorum. Bugün bireysel olarak başarılı olan yarışmacıları Cemalcan alabilir miydi takımına? Almadı onu söylüyorum. Evet. Bu adamlar başarılı. Ya, haksızlık dediğimiz o başarı mevzusu zaten huzurdan çıkan başarıdan bahsetmişti Murat abi. O yüzden olmadı zaten. Hani huzurlular evet neşeliler mutlular ama başarılı olmadılar. Yansımadı bu. Bundan sonrasını zaten biz bilemeyiz. Biz müneccim değiliz. Yarın öbür gün mavi takım yener. Ama biz sadece başarı olarak baktık. Bu takımın avantajı daha fazlaydık. Ben 10 oyunda 6'sını alırlar 4'ünü mavi alır demiştim. 10'a 5 kaybettiler mavi takım. Ondan bahsediyorum. Bir taraftan da şimdi Cemalcan mı, Sercan mı? Ben hala şunu söyleyeyim. Bir insan hedefi neyse, hedefine ulaştıysak %100 başarılıdır. 99 değil, %100. Sercan
performansı iyi olan bir takım kurmak istedi. %100 başarılıdır. Cemalcan mutlu, huzurlu, kendi sevdikleriyle bir takım kurmak istedi. O da %100 başarılıdır. İnsan hedefine ulaştıysa %100 neyde başarılıdır. Neyde başarılıdır Sema? Ben de bu bakış hedefini, açısını anlamıyorum. Hedefine de o zaman madem mavi hedefi takım bu. Tamam, şöyle, hedefi o da. Madem takım kaptanı arkadaşlarını seviyor değil mi? Arkadaşlarını sevdiği için yanına alıyor. O zaman sen arkadaşlarını seviyorsan onların çıkarlarını gözetmek zorundasın. Seni takımına aldığın arkadaşların çat 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 dokunmazlıkları kaybederse, potaya girerse o zaman ne oldu? O zaman ne? Başarılı mı Cemalcan? Başarılı mı oluyor? Onu soruyorum. Cemalcan arkadaşlarını değil, kendi için bile en iyi rakiplerini karşısına alarak kendini bile bu şekilde düşünmedi. Ben onunla yarışacağım, bununla yarışacağım. Berkan var, Sercan var, Barış var. Bunları bile düşünmedi. Amaç, hedef sadece şuydu. Ben yola çıktım, en sevdiğim arkadaşlarımı alacağım, bir takım kuracağım. Hedefi buydu zaten. O yüzden hedefe ulaşmış her şey başarıdır. Ha, ama Sema takım hedefe ulaşmayacak mı başarıdır diyor. Takım başarısız. Takım başarısız. Çok enteresan. Bunu düşünmedi bile diyorsun ya. Şimdi o zaman şunu mutlaka sormam lazım. Sen düşünüp düşünmediğini nereden biliyorsun? Kendisi evet. Söyledi. Kendisi söyledi. Yani şimdi bu adam takım kendisinin kurarken aynı amacının zamanda kendi çıkarlarında bazı yerlerde bütün insanlar güdebilir kendi çıkarlarını. Bak tabii Murat ki. Abi ne dedi? Hayat dedi, menfaat ilişkilerine dönmüştü. Sayın Furkan dedi, geçen maalesef sene Murat Özarı. Evet, biz bunu yıkmaya çalışıyoruz. Yıkacağımıza inanıyorum bir yerde ama şu an gidişat maalesef menfaat. Sayın Furkan her şey dedi, menfaat olmuş. Çok güzel bir örnek vereceğim. Geçen sene kaptanlık seçimi oldu. Seda Yusuf, Okay arasında gidip geldi. Sonrasında nasıl bir tartışma çıktı? Off the record ama sonra birileri gün yüzüne çıkarttı o tartışmayı. O tartışma neydi? Birileri kendi takımına eleyebilecekleri güçsüz yarışmacıları alacağını iddia ettiler. O tartışma çıktı. Yusuf zayıfları alacak dediler. Seda zayıfları alacak. Bu konuşulmuş kendi aralarında, sonra bu patlak verdi. E şimdi o zaman konuşulan şey bu sene de konuşulmaz mı? Yani biz nasıl emin oluyoruz Cemalcan gerçekten mesela Barış'ı karşıya bırakarak SMS olayını hesaplamadığını? Çünkü Barış'ın SMS'i yüksek. Olası bir kaybedilme durumunda belki Cemalcan SMS'te bir çıkmak istiyor. Barış gibi bir engel var SMS'te önünde. Yani biz Cemalcan'ın bunu düşünmediğini nasıl emin olabiliyoruz? Dediğini düşünürüm, nasıl düşünürüm biliyor soruyor, musun? İnsanlar soruyor, tamam, ben tamam. Sormuyorum. Anladım, Twitter'da soruyor, insanlardan ben de soruyorum. Twitter'da da soruyorlar. Tamam, işimiz burada bu soruları sormak. Twitter'da da soruyorlar. Evet. Bak, ama şöyle almış olduğunu düşünün. Ama günahını almıyoruz. Günahını soruyorlar almış. Murat hayır, abi. Sen soruyorlar değil. Soruyorlar ben mı? Soru işareti koyuyorum sonuna. Öyle demiyorum. Sen, soruyorlar sen ya. Sen soruyorlar diyerek evet, kendi fikrini ortaya atma. Biz burada ama bak, ben Murat abi bak, ama şurada dediği lafa bakar mısın? Soruyorlar diyerek kendi adama sütlaç bilmem nesi filan falan küçümsüyorsun. Takımı da küçümsüyorsun. Adamı da küçümsüyorsun. Ben diyorum ki Twitter'da bunu soruyorlar. Olabilir mi diyorum. Hayır, senin düşüncen o. Ya sen şimdi onları ortaya atarak kendi şeyini söylüyorsun. Senin de bu düşüncesi olabilir. Benim de olabilir de. Düşünüp düşünüp. Benim düşüncem o değil mi? Cemalcan denen adamın beyninin içini bu nereden okuyor ya? Ya ben izleyici kadın değilim. Cemalcan bir saniye bir Murat abicim. Semih okuyamadığı evet, gibi evet. Sema da okuyamaz Cemalcan. Ben cevabımı tamam, ben okuyamam. Ben de mesela Sema ile ilgili şunu tamam söyleyeyim. Cemalcan'a karşı evet, aşırı aşırı pozitif konuşuyor. Tamam, ben ama de konuşuyorum. Devamlı ama bir dakika şimdi Cemalcan. Orada bir izlediğimiz insanlar var bizim değil mi? İzliyoruz o insanları biz. Şimdi izlediğimiz insanlarla ilgili fikrimiz de olabiliyor. Ha %100 emin olamayız. Ama Cemalcan denen adam bir kere Semih'in anlattığı adamdan arasında dağlar ben kadar var. Ya Semih başka bir adam anlatıyor. Ya sen abicim ya sen başka bir adam anlatıyorsun. Diyorum, ya da biz başka bir adam seyrediyoruz. Cemalcan denen adamın kafasında sen tilkiler çıkarıyorsun. Murat i̇şte abi çıkarmıyorum Barış'ın, soruyorlar. Bir dakika. Şimdi ya, sen Cemalcan'ı çok seviyorsun. Varmış, sen Cemalcan'ı çok seviyorsun. Evet. Ben de seviyorum. Evet. Ama Cemalcan'ın yani Cemalcan'a karşı tez geliştirenler de var. Onların düşüncesini biz burada dile getirmeyeceğiz tamam, mi? Ben de sana o zaman, hepimiz oturalım Cemalcan'ı övelim o zaman. Cemalcan asla öyle düşünemez. Ya, övelim diye bir şey yok. Bak sen şöyle olsa asla anlarım. Bak şimdi. Asla. Sen vereceğim oyuna geçeceğiz çünkü oyuna ya geçmemiz lazım. Şimdi şöyle olsa anlarım. Cemalcan takımı kurarken önce Nisa'yı aldı mı? Evet. Sonra sevmediği ama oyu düşük olan birini alır. Bir tanesi öyle olur. Sevmediği ama oyu düşük birisini alır. Ve karşıya ki Barış ona kalmadı bu arada. Cemalcan önce sevdiklerini aldı. Barış'ı almadı Barış, onu söylüyorum. Performansı iyi olmasına rağmen almadı. Sevdiklerini aldıktan sonra bak. Nasıl? 4 kişi alabiliyor zaten. Tamam. En sona bıraktı Barış. Cemalcan ilk önce Nisa'yı aldı. Tamam. Sonra Yasin'i aldı. Sonra Ardahan'ı aldı. Peki performans olarak sen geldi, Barış'ı mı tercih edersin? Ardahan mı? Yasin mi? Performans olarak demiyorum. Yasin şu an mi? Sizin neden olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Tamam, ben de sana onu soruyorum. Sen performans olarak Barış'ı mı alırsın ben yoksa Barış'ı Yasin alırım mi Ardahan mı? Barış'ı alırım. Ama en sona bıraktı, Barış'ı almadı. Tamam, diyorum ki zaten sebebi ilk önce ne? Sevdiklerini sebebi aldı. İşte adam şimdi sevdiklerimi alacağım deyip evet, önce Nisa'yı alsa sonra
çok ilişkisi olmayan, oyu düşük birisini alsa derim ki, ha Cemalcan sen eleyeceğin adamları alıyorsun derim. Bunları aldı diyelim. Sonra herkes kaldı. Onların üstüne, onları seçerken performans olarak güçsüz ve oyu düşük insanları alsa gene bunu düşünürüm. Ama çocuk gerçekten sevdiklerini aldı. Zaten en son Barış'la Evrim kaldığında Barış aldılar, Evrim elinde kaldı. Yani dolayısıyla hiç ayrım yapmadı. Önce sevdiklerini aldı. Arada tam sevdiklerini alması da zaten bir problem var. Peki, onu söylüyorsun. Tamam, yapıyorsun bu tartışma. Bizim tabii günler boyunca biz bu tartışmayı yapacağız. Belli oldu çünkü takımlar ayrıldığından beri bu tartışma bir türlü bitmedi. Ama aynı zamanda şimdi bir tebrik etmemiz gereken insanlar var. İnanılmaz bir oyun performansı var ortada. Bunları konuşmamız lazım. Ayrıca Sercan'la Yasin arasında problem var. Nisan'ın olayları var. Onları değerlendireceğiz. Hemen bugünkü oyunla başlayalım. Çünkü artık bir kişinin bence bu masada... Ben sezonun başından beri hakkını vermeye çalışıyorum ama bakalım sevgili yorumcularımız neler söyleyecekler. Furkan Dede seni tebrik ediyorum. Şöyle sen bugüne kadar bu masada Elif'i yani Sema da Elif'i övdü, Semih de övdü. Ben fazla açık söyleyeyim övmedim. Ben fazla övmedim ama şimdi öveceğim. Sen mesela bugüne kadar en fazla sen övdün ve seni tebrik ediyorum. Çünkü bugün güvendiğin dağlara karlar yağmadı. Ve Elif seni mahcup etmedi. Gerçekten inanılmaz bir performans. Bu yüzden seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Şu ana dek masada en fazla bana göre Elif'i öven sendin. Sen de beni mahcup etmedin. Ne diye? Çünkü sen her zaman güçlünün yanında yer alırsın. Ben güçlünün yanında yer alırım derken şimdi kadının yaptıkları bu gece... Evet. Kadın ortalığı hakkını yıkmış, kasıp kavurmuş. Ben şimdi ne diyeceğim? Ay Elif bu gece çok başarısız. Şanslı mı diyecek? Çok başarısızsın dersem beni... Her zaman başarılıydı. Tımarhane yatırlar çok başarısız dersem. Ne istiyordun öyle mi diyeyim başarısız Her zaman başarılıydı. Nasıl? Yok hiç bugünkü kadar başarılı olmadı. Bugün yıktı ortalığı. Bugün resital yaptı. Bugün resital yaptı. Şimdi bak bakıyorum. Elif. Ayrıca şimdi Elif'e şiir de yazdım okuyacağım. Aa. Bekle tabii. Allah Allah. Ben her başarılıya şiir yazarım biliyorsunuz. Şimdi bak Elif'e bakıyorum. 9 oyun kazandı. 11 oyuna çıktı. 9 oyun kazandı. 2 kere Evrim'i yendi. 2 kere Yasin'i yendi. 2 kere Nisa'yı yendi. 1 kere Sercan'ı yendi. 2 kere Berkan'ı yendi. İnanılmaz. Yani bak Nisa'yla Evrim'i yendi. Tamam 3 tane de erkeği yendi. Yasin, Sercan, Berkan 2, 3, 5 kere de erkeklerle savaştı ve erkekleri yendi. Bu gece Elif'e ne desek azdır. İnanılmaz bir performans ortaya koydu ve 2 hafta dokunulmaz oldu Elif. Çeyrek finali garantiledi. Tabii 2 hafta dokunulmaz oldu. Çeyrek finali garantiledi. En büyük başarısı da bence şuydu. Nisa 8 canla başladı. Elif 3 canla. Yani 3 canla başlayıp en fazla canı olan 8 canı olan Nisa'yı devirmesi de bana göre çok büyük bir olaydı. Erkek yarışmacıydı ve şiiri hak etti. Bir hafif müzik var mı arkadaşlar? Çok hafif o bizim meşhur müzik var ya. Onu verebilirseniz arkadaşlar. Elif çünkü şiiri hak etti. Ve bu güzel şiirimi o müziğin altında Elif'e okumak istiyorum. Bu çok acıklı oldu. Elif. Elif. O gerçekten çok naif. Bu gece onu izlerken aldık büyük keyif. Elif. Her zaman çok pozitif. Oyunlarda adeta bir lokomotif. Survivor'da olmadı hiç pasif. Sembolü alırken bile gördük ki ne kadar zarif. Elif, Elif. İşte Semih Efendi. Elif'le ilgili bir şey daha söyleyeceğim. İnsanların hakkını böyle veriyoruz. Şiirler yazıyoruz. Bak bu arada tabii ki bütün yarışmacıların özellikle son zamanlarda aileleriyle, anneleriyle olan konuşmaları hepsi. Yani bütün yarışmacılar aslında özünde ne kadar temiz insanlar olduklarını gösteriyorlar. Zor şartlar, sıkıntılarla mücadele ediyorlar. Ama Elif'le ilgili bir parantezde açmamız gerektiğini düşünüyorum. Bak bu kız geldiği günden bugüne kadar bozmadı kendini. Bozmamak için çok mücadele etti. Yapabilir de hepimiz insanız. Şaşar beşer. Bazen sinirli oluruz. Ağzımızdan yanlış bir kelam çıkabilir. Özür dileyebiliriz. Hepimiz yaşamadık mı bu tip olayları Murat abi? Kız ona karşı yapılan bazı ataklar olmasına rağmen hep göğsünde yumuşatıp kalitesiyle olayı çözmeye çalışıyor. Ve bunun üzerine de performans eklenince bence baş tacı oluyor. Bak bu benim kendi görüşüm. Bir kere Furkan dedi başarılı olabilir veya başarısız olabilir.
Başarılı olunca başarılı oldu diyoruz zaten genel bu masada. Başarısız olunca da başarısız oluyoruz. O ayrı. Başarılı olabilir, olamaz. Ama kadına baktığın zaman kalite. Yani her hareketiyle, her tavrıyla, her davranışıyla benim için kalite bir kadındır. Bu yüzden de yarın öbür gün yine başarısız olur. Ben burada Elif başarısız derim. O ayrı konu. Ama kafamdaki kaliteli bir kadın olduğunu da kimse silip atamaz. O da ayrı konu. Aramıza hoş geldiniz. Niye? Evet. Daha önce arama ben... arama diyeyim. He, arama. Evet Sevim. Ben Elif'i destekliyorum. Biliyorsunuz bak, zaten. Ne oldu? Sen şimdi hep böyle yaklaşıyorsun da izleyenler 4 aydır bizi izliyor. Benim ne söylediğimi herkes biliyor. Sen, ben de çok iyi. Sen nasıl böyle... Sen evet söyledin. Sen ilk günden beri Elif'i söyledin de senin yani böyle Elif'i destekliyorum deyip başkası desteklememe ihtimali yok yani. Sen nasıl öyle canım, sahipleniyorsun şey onu anlamadım. Hayır canım ne alakası var? Tamam yani ben mutlu oluyorum. Murat abi evet. Şiir yazmış mutlu oldu. Ne oldu diyorsun bana destekleyemez miyim? Senin niye gözlerinden alevler çıkıyor destekleyemez şu anda anlamadım. Destekleyemez miyim onu anlamadım. Sanki Elif şampiyonluğunda sadece sen çok tek... ciddi yaralar aldı. Elif şampiyon olamaz. Survivor'da çok etkisiz kaldı. Buraları öyle hak ediyordu. Şampiyonluk yolları hak etmiyor mu? Tabii son final dörtlüsünde. Yara aldı evet. Tamam, öyle işte, mi diyordu? Evet şimdi imaj vardı olamaz. Bu kalemun gibi döndü o zaman. Burada etkili bir yarışmacı değil yorumlarım var o yüzden. Yani. Sen niye kızıyorsun bana? Survivor dinamiklerinde 2-3 tane yanlış yaptı. Takımına zarar verdi dedim. Ama çok da kaliteli bir insan dedim. Ha, o ayrı hatırlıyorsun değil mi? Hepimiz biliyoruz zaten. Çok kaliteli, çok ağır başlı. Çok ciddi 3 tane yanlışını saysana. Bir, Perviz'in elenmesindeki kilit isim. İkincisi, bireyselde mi? Birinci olmuştuk abi. SMS'te birinci olup potaya Mert'i mi sokmuştu? Mert'in gitmesinde de yine kilit isimdi. Anlamadım. Şimdi ben onunla ilgili bir tane anket açsam Mert'i söylemesi doğru muydu değil miydi diye %80'e doğru çıkar. Bak öyle söyleyeyim sana. Tamam. Sen... Yani hani sen şimdi bu sene varken hani kızın başka bir şeyi yok. En az hatalı yarışmacıdır. Efendim? Bu seneki en az hatalı yarışmacıdır. Evet yani. Anlattım. Elif maalesef ki yine söyleteceksen söyle. İçimi bir kızın hakkında güzel şeyler söyleyeceğim. Sen beni başka yere sürüklüyorsun. Söyleteceksen evet Survivor dinamiklerinde kritik hatalar yaptı Elif. Ya millet ne hatalar yaptı. Tamam onları zaten nerelerden konuştuk. Döndü onları iç direklerden. Topu çizgiyi geçti. Kötü bir laf top çizgiyi onları geçtik. Konuştuk. Topu çıkarttılar. Tamam onları konuştuk. Hadi güzel şeylere başla hani, dinleyelim. Evet. Sen beni oralara sürükleme. Kız şov yaptı. 3 tane sembolle ezeli rakibini aslında bu bir düello olarak bakacağız biz buna. Elif herkesle oynadı ama Elif Nisa'ya karşı bu sembolleri kaybetmişti. Yani Nisa sembolleri toplarken Nisa erkeklerle yarışarak sembolleri toplamadı. Elif'i yene sembolleri topladı. Ama Elif yenildi ve bilendi. Güçlenerek Nisa'nın bütün sembollerinin bitmesindeki başrollerden biri. Hem Nisa'yı yendi, sembollerini eritti hem de erkekleri de yendi. Yani Elif bugün aslında o sembol oyunlarındaki başarısızlığını bugün öyle bir silip süpürdü ki Hiçbirimiz o başarısızlığını hatırlamayacağız şu an. Çünkü nedir bu? Yani ligde de böyle değil midir şimdi? Sezon içerisinde birçok yanlışın olabilir. Takımlar böyle hatalar yapabilir. Ama şampiyon olduğun zaman bütün başarısızlıklar unutulur. Şampiyon olmuşsundur artık. Amaç o değil midir? Hı hı. Burada da Elif şimdi bu sembol olayının aslında bu bir süreç. Nisan'ın 8 sembolü var yani 5 sembolü var da artı 3. Birçok orada kaç tane sembol geçmiş bak. Evrim'in bir tane var, Arda'nın bir tane var. Neredeyse 10 tane falan sembol oyunu oynanmış. Burada hep Elif başarısız. Sıfır sembolü. Hiç alamadı. Bu aslında bir başarısızlık. Ciddi başarısızlık. Şampiyon olmak isteyen bir yarışmacının sıfır sembolle sembol oyununa girmemesi lazım. Bakın bu da başka bir bakış açısı yani. Bunu da değerlendirelim. Ama kız o başarısızlığını öyle bir telafi etti ki yani ayakta alkışlamak gerekiyor. O yüzden kız... Buyurun. Kız şu an alkışacaksın zannettim ben. Ben sözlü olarak alkışladım zaten onu ayakta. Elif bugün ne yaptı biliyor musunuz? Şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Bu oydu. O yüzden şu an şampiyonluk adaylarından biridir ama bence yapması gereken daha önemli işler de var. Yapacaktır inşallah. Evet Sema. Gerçekten çok beklenilen bir Elif izledik biz. Yani daha doğrusu kıza öyle bir şey yüklendi ki hani atletler şöyle olur, böyle olur. Herkes kızdan bir şeyler bekledi ve o beklenilen aslında bugün gibiydi. Yani hep böyle olması beklendi Elif'in ve bugün her şeyle çok iyiydi.
Bu arada şey çok konuşuluyor sosyal medyada. Neden o onunla bu kadar yarıştı? Neden bu bununla bu kadar yarıştı? Neden şu şununla? O kadar çok konuşuluyor ki bunu da söyleyeyim. Yarışan birisi olarak hani siz zaten biliyorsunuz. Böyle önümüze bir çuval geliyor. Önümüze bir çuval geliyor. Bütün izleyenlerimiz bilsin. Yarışmacıları hepsi beraber topluyorlar. İçinden rakam seçiyoruz. Bütün yarışmacılar bunu görüyor yani. Asla sen daha zorla yarış, sen daha basitle yarış. Öyle bir sistem yok. Herkes beraberken, yan yanayken rakam seçiyorsun ve eşleşme öyle oluyor. Zaten kağıdı görüyorsun. Diyorlar ki işte 1-3 ile 5-6 ile şu şuyla yarışacak diyorlar. Çekmeden belli onu, senin evet, kimle eşleşecek. Evet, onlar zaten yazıyor. Sen rakamını seçiyorsun. 3 kim? 3 Semih. Tamam, ben Semih ile yarışıyorum. Yani burada asla bir haksızlık dönemez. Bütün yarışmacılar bunu net görüyor. Kimsenin kafasında şüphe olmasın bu konuda. Tekrar Elif'e geleyim. Yani hakikaten çok iyiydi. Şimdi benim kafamdaki şuydu. Bunca zaman mücadele vermiş, 5 sembol almış. Nisa bence sembolü sonuna kadar hak eden birisiydi. Hı hı. Çünkü 5 sembolü almış. 5 sembol içinde her gün ayrı ayrı iyi performanslar sergilemiş. Ben Nisa'nın almasını isterdim hak ettiği için. Ama tarihte de mesela Nagihan Damla olayı da olmuş böyle. 8 tane sembolünü yedi finalde Nagihan'ın. Evet, Damla kazanmış. Hani bu finalde belli olmuyor. O günkü motivasyonun, o günkü isteğin. Tabii, çok değişken atış, var. Atış olabilir. Mesela hani bu mesela benim belki de yapamayacağım bir atış. Ayakla vursam bunu kimse benden alamaz. Öyle bir şey bu. Hani kimisinin iyi olur, kimisinin olmayabilir. Evet. Demek ki Elif'in de eli ısınıkmış bu atışa. Ki şimdiye kadar ısınık olduğunu düşünmüyordum bu atışa ben. Bugün gördüm. Ve şunu söylemiştim, hatırlar mısınız? Erkeklerle yarışmaya başlayınca Elif'in motivasyonu tamamen değişecek. Daha iyi olacağını düşünüyorum demiştim. 2-3 gün önce söylemiştim bunu. Neden? Şimdi birisiyle yarıştığın zaman sürekli ona oyun verirsen, çok fazla Nisa'ya oyun verdi. Sürekli onun karşısında yapamıyorum, atamıyorum. Ya buna inanıyorsun. Sonra birden diyorsun ki o olmasın da daha zorlarıyla yarışayım. Çünkü kafan onda. Daha zorlarıyla yarışayım. Aslında iyi de olsan onu çünkü oyun veriyorsun. O motivasyonla kendini yedirmişsin. O yüzden erkeklerle yarışmasının daha iyi olacağını düşünmüştüm ben. Ki bugün de öyle oldu. Elif hız olarak zaten kendine güveniyordu. Erkeklerde çok daha güvenle gitti. Daha böyle yapabilirim, edebilirim. Ve bu arada ne Elif, ne Evrim, ne Nisa. Hani parkur gerçekten dengesi vardı, koşusu vardı, eğilmesi, kalkması, sıçraması vardı. Erkek kız eşit bir parkurdu. Her şeyle eşitti. Hem erkeklere göre hem kadınlara göreydi. Ve üçü de çok iyi yarıştılar. Hiç bir tanesinin de böyle 20 metre, 10 metre geride geldiğini görmedim. Ama bugünün yıldızı Elif'ti. Nisa üzülmekte haksız mı? Sonuna kadar haklı. Buraya kadar getireceğim, getireceğim. Ha, işine yarayacak mıydı? Bence yaramayacaktı. Çünkü Nisa bana kalırsa zaten çeyrek finalin yarışmacısı. Birkaç kişinin içine yarayacaktı bu işte. Belki Ardahan, belki Yasin, belki Ama bak Berkan. Şöyle düşünme Sema, şimdi orada bazı yarışmacılar iki hafta potoya girmemeyi garantileyince performans seven, değişiyor hayır, bir de. Seni sevenleri de yormamış oluyorsun. Evet. Tabii yani tabii oralardan bakarsan şimdi çok seni sevenler var. Tabii ki sana her zaman destek olur, SMS atar ama bunu bir her hafta atmak var. Bir de ayda bir defa potoya çıkmak var. Onun da bence çok ciddi farklılıkları tabii, tabii, olduğunu düşünüyorum. Tabii tabii bir sürü etkisi yani. Var ama. O da başka bir tartışma yolunda konusu. O yüzden çok güzel bir tik attı. Peki şöyle yapalım isterseniz. Sercan'la Yasin'in bir tartışması oldu oyun esnasında. Kısaca onu bir hatırlayalım, üzerine konuşacağız. Evet öyle oldu. Berkan ve Yasin resmen diyalog halinde geldi. Atışlara Berkan 4, Yasin 4, Berkan 3, Yasin 3, Berkan 2, Berkan 1, Berkan! Adeta bugün bir sniper'ım dedi Berkan. Berkan 4 canını kurdurken, Yasin de böylelikle 2 cana düştü. Oğlum benimle uğraşma. Gel konuşma benimle. Sercan, Sercan. İşine bak. Hadi döver misin beni? Benimle konuş. Beni döver misin? Bir kere vuracağım. Bir kere vuracağım. Beni döver. Bana vur. Gel beni döv. Döv. Döv döv. Hadi döv beni. Sercan. Hadi boş yapma. Döverim ağzında. Gel döv. Bir kere vurmayacağım sana. Gel bir kere. Özür dilerim. Özür öyle cümlesi kullandığım için. Sercan. Gel öpeyim seni gel. Gel Sercan gel. Gel ya öpeceğim. Gözünü seveyim ya. Gel. Kanka döverim döverim. Oğlum deliğe vurma deme işte. Ne güzel gidiyor işte. Hayır kanka. Bravo. 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 Ben döveceğim. Evet efendim, tabii çok değişik bir tartışma, kavga ve sonu ama tatlıya bağlandı. Bununla ilgili yorumcularımızın yorumlarını alacağım.
ama bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Bu arada sevgili Necmettin Dede ve Yıldız Yengem beni izliyormuş. Benim gönlümde çok başka yerleri vardır. İkisinin de ellerinden öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Reklamlardan sonra buradayız. Evet öyle oldu. Berkan ve Yasin resmen diyalog halinde geldi atışlara. Berkan 4, Yasin 4. Berkan 3, Yasin 3. Berkan 2, Berkan 1. Berkan! Adeta bugün bir sniper'ım dedi Berkan. Berkan seni döverim ve burayı terk ederim. Ben de gel seni döverim. Ne iki cana düştü. Oğlum benimle uğraşma. Seni döverim döverim. Gel dön. Hadi Sercan. Ben de konuşma. Gel dön hadi. İşine bak. Hadi döver misin beni? Ben de konuşma. Beni döver misin? Bir kere vurmayacağım. Bir kere vurmayacağım. Seni döversin. Gel bana vur. Gel beni döv. Döv. Döv döv. Hadi döv beni. Sercan. Hadi boş yapma. Döv beni döverim ağzında. Gel dön. Bir kere vurmayacağım sana. Gel bir kere. Özür dilerim. Özür dilerim. Öyle cümlesi kullandığım için. Sercan. Gel öpeyim seni gel. Gel Sercan gel. Gel öpeyim. Gözünü seveyim ya. Gel. Kanka döverim döverim. Oğlum deliye vurma deme işte. Ne güzel gidiyor. Hayır kanka. Bravo. Bravo. Ben döveceğim. Evet efendim, Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Hemen Murat abiye veriyorum sözü. 57 yaşındayım. Daha önce hiç böylesine bir çıkış ve hiç böylesine ani bir geri vites görmedim. Yasin. İnanılmaz bir çıkış, inanılmaz da bir geri vites. Ne oldu da bir dakikada bu kadar çıkış yakıp bir dakika sonra da özür dileyen adam dünya tarihinde ilk kez görüyorum. Bu kadar çıkış yapıyorsun sen, adamdan kavga pozisyonuna geliyorsun. Ondan sonra bir saniye sonra özür dilerim diye adamın yanına gidiyorsun. Bu ne periz, bu ne tutusu? Bize dalga mı geçiyorsun Yasin ya? Bizi boşu boşuna heyecanlandırdın dün tanıtımda. Vallahi ben çok heyecanlandım. Özür dilerim misin? Murat abi çok heyecanlandım. Hayır, ben kavga istiyordum. Hayır kavga değil ya. Yani tanıtımda çok heyecanlandım ben. Yani bugün de heyecanlandım. Ne oluyor filan derken adam iki saniye sonra özür diledi ya. Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bugün bir şey fark ettim Murat abi. Yalnız sen yarışmacıların kavga ettikten sonra özür dilemelerini, anlaşmaları senin hoşuna gitmiyor galiba. Abi özür dilersin de 10 dakika sonra dersin, 20 dakika sonra dersin, bir gün sonra dilersin, bir gidersin bir adrenalin düşer. Bir oturursun bir kenarda bir düşünürsün ben ne yaptım diye. Sonra gider özür dilersin. Adamın üzerine gidiyorsun. Adamla tam böyle kavga pozisyonuna giriyorsun. Dönüyorsun tekrar geliyorsun özür dilerim abi diyorsun. Ya bu olacak şey değil yani. Ben futbol tarihinde sahada maçlarda çok görüyorum bunu. Ne görüyorsun? Bu olayları çok görüyorum maçlarda. Özür futbol mü diliyorlar hemen? Yani kavga etmek üzere olan futbolcuları ayırdıktan sonra birbirlerine sarılmalarını, tamam hadi öpüştük bu iş bitti dediklerini çok görüyorum abi. Ama bu kadar hızlısını ben bu kadar hızlı geri vites ilk defa görüyorum. Niye Sercan mesela yapmadı? Yasin anlık yükseldi herhalde. Farkına vardı hatasının. Tamam dedi, o kullandığım kelime için özür dilerim. Ben dün gece burada dedim ki Yasin'in dedim şu lafı etmesi için dedim Sercan'ın dedim bir şeyler söylemesi lazım. Çünkü benim mantığım almıyor dedim. Yani işte seni döverim, burayı terk ederim diyen bir adamın aferin be. Seni tebrik ediyorum. Niye? Çünkü sen dedin ki abi bir şey dememiştir dedim. Evet. Bak seni demedi, tebrik ederim. Oğlum, hayretler içerisinde bana bakıyorsun. Demediğini mi düşünüyorsun? İnanamadı çünkü. Hayır. Sercan'ın bir şey demediğini mi düşünüyorsun? Hiçbir şey dememiş. Yani ben burada dedim ki bu adam dedim bu lafı edecek kadar bu adamı tahrik edilecek kadar bir şey demeden dedim bu adam deli mi de dedim dönüp seni döverim Survivor'u terk ederim bilmem ne diyecek kadar. Sercan bir şey dememiş, oradan deliliğe vurdu demiş. Kötü bir şey yani, bunu herkes birbirine diyor Survivor'da, demeyen var mı yani? Hakaret yok, küfür yok. Bir şey yok. Sercan'ın bu kadar, Yasin'in bu kadar seni döverim diyecek kadar bir şey dememiş Sercan. Burada Yasin'in inanılmaz bir çıkışı, gereksiz bir çıkışı ve gereksiz bir geri vitesi var. Ben Yasin'in yerinde olmuş olsaydım bu kadar ani bir çıkıştan sonra bu kadar ani geri vites yapmazdım. Çünkü bir dengesizlik var burada. Ben hayretler içerisinde izledim yani. Peki. Evet. 4 ay benim için çok uzun bir süre. Karakter analizi yapabilmem için. Yasin'le ilgili elimde benim o kadar çok veri var ki Yasin, orada Sercan'ın bir şey demediğini görebilmem benim için çok basit bir şey. Yani ben de bunu söyledim. Ya bırak Murat şimdi biraz mütevazı ol. Öyle ya. Allah razı olsun. Seni öveyim diyorum. Teşekkür kardeşim, ederim. Kardeşim adama bak. Teşekkür bu adamdan ederim. Bak bu adama şey yapmayacaksın. Yani bu adamı methetmeyeceksin. Bu adamla devamlı cebelleşeceksin ki değerin anlaşılsın. Methediyoruz.
Adam bir anda ego patlamasına giriyor. Yok ben bilmem ne filan falan. Ego patlaması ya değil niye bu. Niye senin böyle bir huyun var? Yani ego patlaması yaşıyorsun yani. Teşekkür ettim. Hayır hayır ama ha. Yani sana met ettik, orada bir olay şey olmadığı çok bariz değil mi zaten? Bariz olur mu? Çünkü Yasin daha önceden çok fazla hiçbir şey, ortada bir şey yokken takımını manipüle etti. İnsanlara bu tarz söylemlerde bulundu. Bariz diye bir şey yok çünkü. Niye bariz diye bir şey yok? Adamın söylediği laf seni bariz bir şey vara yöneltemez. Yöneltiyor. Adam şunu demiyor yani mesela. Adam orada tanıtımda şu der. Sen de deliliğe vurdun. Ne diyorsun delilik? Öyle değil. Diyor ki adam seni döverim. Tamam. Survivor'u terk ederim. Sen şimdi diyorsun ki bir şey dememiştir. Murat biz müneccim abi değiliz ama şimdi mantıken bir şey dedi gibi geliyor. Bu lafı durup dururken etmez ki adam. Ediyor. Yasin'in zaten en büyük problemi üslup sıkıntısı. Yasin bir şey söylüyor ama nereye gideceğini öngöremiyor. Yani öyle laflar ediyor ki adam da diyor ki sen böyle konuşuyorsun ama diyor o zaman gel döv diyor. Sen hangi erkeğe bunu söylersen erkeklerin %99'undan böyle bir cevap alırsın. Daha sert cevaplar da alırsın. Sercan sadece diyor ki gel döv o zaman diyor. Çünkü rahatsız ediyorsun beni diyor. Döverim, ederim, şunu yaparım, bunu yaparım. Bir erkeği çok rahatsız eder. Yasin de bir erkek. Yasin'e biri öyle bir şey konuşsa Yasin daha büyük tepkiler verir biliyor musunuz? Sen nasıl konuşuyorsun benimle, kimi dövüyorsun? Üstüne yürür hatta. Yasin'de öyle bir sıkıntı var. Yasin her şeyi söyleyebileceğini düşünüyor. Ama karşısındakinin de hiçbir şey söyleyemeyeceğine inanıyor. O yüzden Yasin bu bakış açısından sıyrılması gerekiyor. Onun için bir tavsiyede bulunuyorum şu an. İnşallah çıkınca bu söylediğimi dinler. Sadece onun iyiliği için tavsiyede bulunuyorum. Sosyal hayatta daha sağlıklı ilişkiler kurabilmesi adına ben buna o tavsiyede Yasin'in bir anda parlayıp sönen bir tavrı var. Böyle Yasin böyle. O parladığı anda ciddi hatalar yapabilir. İşte o hataları yapmaması için dediğine katılıyorum. Sayın Furkan, herkes parlayabilir de parladıktan sonra ağzından çıkan laflar önemli. Bazıları parlar ama söylediği lafları o kadar düzgün seçer ki yani haklı görürsün adamı. Yasin İşte parlayan adam düzgün seçemeyebilir. İşte seçemiyor. Ama parlamaktan parlamaya fark var. Furkan dedi burada döverim. Seni döverim diyorsa bir adam, yani seni döverim ne demek abi? Seni döverim. Bu parlamak falan değil. Yani hani 5 saniyelik parladım ondan sonra özür diledim. Böyle bir şey yok. Ama o zaman herkes birbirine, ben şimdi çıkayım buradan, yolda bir adama geleyim. Gel buraya Hasan, seni döverim diyeyim. Adam bana ne diyorsun desin. Özür dilerim. Öyle şey mi olur ya? Ama Sercan şöyle yapıyor. Bam teline basıyor. Bam teline biliyor musunuz arkadaşlar? Yasin hep böyle yüzünü maviye boyuyor, kafasına yaprak sarıyor, bir şeyler yapıyor falan filan ya. Buralardan Yasin aslında izleyiciye mesajlar veriyor. İnsanları eğlendirmeye çalışıyor. Çünkü Yasin bir televizyon programının içinde olduğunu biliyor. MasterChef gibi bir deneyimi var onun. Bunu çok iyi biliyor. Nerelere gittiğini biliyor. Çocuk sevenlerin olduğunu da biliyor. Bunlar güzel şeyler. Ama Survivor'da bunları yaptığın zaman birileri de seni eleştirebilir. Buralardan eleştirirse Yasin şunu istiyor. Ben her şeyi yapayım, kimse görmesin bunu. Şimdi ilk günden beri Yasin'in o tavırlarını birisi yakalayıp söyleseydi Yasin emin olun bu hareketlerini daha kontrollü yapardı. Ama kimse onu oradan eleştirmediği için. Onu yakalayacak bir tane adam var, o da sensin. Benim. Sen de buradasın. Tabii, devamlı onu yakalayıp çocuğun yüzüne vuracaksın. Evet yani, ama yani ne yapalım, yarışıyorlar. Şimdi Sercan ne diyor biliyor musunuz? Onu söylüyor aslında. Diyor ki şimdi Yasin koşarken bir engelden atlarken böyle bir tuhaf sesler çıkartıyor. Orayı yakaladınız değil mi? Bağırıyor falan böyle parkurda. Ya deliliğe vurdum diyor. Tamam işte bağırıyor falan böyle, bağırarak orada yine böyle bir sempatik tavırlar içerisine girmeye çalışıyor. Sercan da diyor ki deliliğe vurdu. Şimdi adama bunu söylediğin zaman adamın zaten en büyük gerçekliğine dokunmuş oluyor. Yasin'in orası kendine en güvendiği yer. Şov alanı. Çünkü Yasin şov yapmayı seviyor. Konseyde olsun balık tutuyordu falan filan. Biliyorsunuz Yasin daha çok daha profesyonel hepsinden. Yarışıyor televizyon anlamında. Şov ya. Yarışırken yok. Şov mu olur ya? Tamam ama Yasin her yerde yedirmeye çalışıyor onu. Hep oralardan puan toplamaya çalışıyor. Parkurda bile puan yapmaya çalışıyor. Sercan da bunu gün yüzüne çıkartıyor. Çıkartınca Yasin çok rahatsız oluyor. İşte Yasin'e yani bunu söylersen Yasin rahatsız. Yasin diyor ki beni diyor şey yapma diyor. Benim bütün numaramı diyor ortaya çıkarma diyor. Ama Sercan onu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Çıkarttığı zaman da Yasin'den böyle bir tepki geliyor. Tepki doğru mu? Yanlış. Çok yanlış. Ama adamın bütün gerçekliğini açığa çıkardığı için böyle bir tepki verebilir.
Evet, ama sana. Yanlış, çok yanlış. Ben çok düz bakıyorum. Gerçekten de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi sosyal hayatta, yolda yürürken tabii ki kimseye döverim demezsin. Hı hı. Ama müsabakalar, performansın sergilendiği yerler, özellikle bu yarışma zaten adrenalin en yüksek olduğu yer. Adrenalin ne kadar yüksek olursa o kadar yapmaman gereken ya da normal hayatta yapmayacağın şeyler yaparsın. Yani ben Yasin bunu söylerken döveceğinden değil, o anlık siniriyle, hırsıyla söylediği için zaten bir anda aklına geldi ve o yüzden özür dilediğini düşünüyorum. Hani Sercan'a karşı kin beslemesinden değil, kendi ağzından çıkan, yani ne dedim ben şimdi, hani bu yanlış bir kelime, gideyim özür dileyim. Buradan çıktığını düşünüyorum çünkü orada insanlar, herkes şey diyor, ben böyle bir insan değilim ya, ben nasıl böyle bağırdım ya da ben nasıl böyle bir kavgaya girdim. Hani şimdi orada olduğun zaman bambaşka bir insan oluyorsun. Yasin'i ben yolda durup dururken gidip bir adamın arkasından seni döverim ha diyeceğini düşünmüyorum yani. Şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Bir anda Acun abinin söylediği laflar aklında canlanmış olabilir mi? Ama bak, anlık, azörün öyle bir şey, anlık şeyler yaptırır. Şöyle bir şey yok ama bak şimdi. Şimdi ben dedim ki Semih'e mesela, seni döverim Semih dedim. Seni döverim dedim. Ay pardon Semih, çok özür dilerim. Bak o başka. Seni döverim dedikten sonra tekrar üzerine gidip dalaşıyorlar. Yani aradan bir vakit geçiyor. O zaman direkt bir özür değil bu. Senin dediğin öyle olur. Ama hani Sercan'ı sindireceğini düşündü. Abi, Sercan'dan da farklı tamam tepki görünce. Ne yapıyorsa yapıyor. Ben şimdi sana diyorum Semih seni döverim. Dedim mi kardeşim? Evet. Dedikten sonra ah be Semih çok özür dilerim. Yanlış söyledim dersem tamam anında. Ama bu döverim diyor. Ondan sonra tekrar gidiyorlar, dalaşıyorlar. İnsanlar geliyor, ayırıyor. Ondan sonra dönüyor. Özür diledim. Yok ya. Hatasının farkına vardı. Dediği gibi belki kavga işlerine girmemem konusunda uyarıldım. Onlar geldi aklına. Ya sonuç olarak şöyle bakmak lazım. Hatanın neresinden bir yerden döndü adam bu hatadan. Ve hızlı döndü. Bunun için de şey yapmaya gerek yok. Hızlı dönsün zaten. Ama ben tabii burada Sercan'ı da ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü Yasin'in o söylediği kelimenin üzerine daha bir üst perdeden de konuşup cevap verebilirdi Sercan. Yapabilirdi evet. Ama yaptı. Yani orada... gel beni döv diyerek bir gol daha attı. Bir gol daha attı. Sercan akıllı abi. Orada kimse kimseyi dövemez ya. Bir oyunda da. Sercan akıllı adam. Ne Sercan. Murat abi. Bir dakika bir şey diyeyim pardon. Sercan akıllı adam niye biliyor musun? Sercan kaç kişi var orada? Sürüyle adam var. Tabii. Ya kimse kimseyi dövmez. Zaten ayrılacaklarını biliyorlar. Bir de Murat abi sana bir şey söyleyeceğim. Hadi ikisi adada. İşin kuyruğuna gelmişsin. He. Bu saatten sonra belki finale kalacaksın. Yani Türkiye'ye kendini en güzel noktalarda gösterme şansın olacak. Tabii. Niye kavga ederek bu olayı çirkin bir şekilde ya sonlandırmak istiyorsun? Ben de sana diyorum ki Sercan şimdi gidip ona, Sercan gidip ona daha beter bir şey davransa gereksiz bir çıkış yapmış olacak ve Sercan puan kaybedecek. Sercan gel beni döv diyor. Zaten biliyor ki kimse kimseyi dövmeyecek orada. Orada zaten biliyorlar birilerinin onları ayıracağını. Sen zannediyor musun ki bilmiyorlar ayıracaklarını? Ama bu ilk defa duymadık biz bunu. Yasin bir kere daha Sercan aynı şekilde konuştu. Yine döveceğim dedi ya bir şey yapacağım. Yine mi döveceğim dedi? Evet dedi. Bundan bir ay önce falan. Evet dedi. Allah çok iyi hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum. Ben de hatırlamadım ama Semih hatırlıyorum evet, diyorsa evet. Vardır öyle bir görüntü. Sen hatırlamıyor musun? Ne abi bu şey Rocky Balboa merkezi dönüyor. Yine aynı şekilde konuştu. Sercan... Hatırlasana Murat abi Sercan hiçbir şey demeden arkasını dönüp gitti, biz şaşırdık hatta. Niye Sercan cevap vermedi diye. Anladım, öyle bir tartışma oldu ama döveceğimi ben hatırladım. Dedi. Peki şöyle yapalım istiyorsanız, bir de biliyorsunuz Nisa'nın oyunu kaybettikten sonra kendini denize atması var. Atlarken ben açıkçası biraz korktum çünkü dengesiz bir şekilde atlıyor gibi geldi. Bana bir çok önemli bir şey açıklayacağım programın sonunda. O kadar önemli bir bilgi var ki elimde. Allah'ım. Semih programın sonunda çok önemli bir bilgi açıklayacağım diyor. Bir görüntüleri izleyelim, üzerine konuşacağız. Ne bilgisiymiş ya? Sakin. Şimdi Elif. Yes. Bu sefer attı. Üç canını korumaya devam ediyor Elif. Sembol finalinde Nisa dört cana düştü. Canlarını bana veriyorum, canını yedim. Ya bir şey olmaz, enine gidiyor zaten. Canını vallahi indiremeyiz buradan. Nisa kaçıyor. Ya şey, canı acıyor herhalde. Nisa! Ya ben veriyorum, elini veriyorum! Ne olmuyor? Ya gel, sana ihtiyacımız var.
Ya gel hadi gel otururuz beraber. Sonra beraber yüzeriz gel. Geri dön hemen küçük kalın. Ya Nisa! Hadi! Nisa! Oyun oynayalım işte. Gelsene buraya be. Geliyor geliyor. Ben de ağlayacağım lan şimdi. Beni de ağlayacağım. Ya zaten uzadı uzadı gün uzadı. Hadi Nisa kurban olayım gel de bitsin ya. Kasap et derdinde koyun can derdinde. Uzun adama uzun adama çabuk. Gel. Ulan. Elini ver. Elini ver. Bekle bekle. Evet tabii Nisa'nın atlama anında konuşacağız ama şimdi ben bu görüntüleri izleyince aklıma bir isim geldi. Kim? Kim gelmiş olabilir? Murat Ceylan. Niye? Sevgili Murat Ceylan'a da buradan kocaman selam olsun. O da dağa koşmuştu onu. O da biliyorsunuz Survivor'ı koşarak terk etmişti. Nisa da yüzerek Survivor'ı terk etmeye çalışıyor. Böyle bir girişimde bulunuyor ama tabii sonra geri dönüyor. Bu arada gayet iyi yüzüyormuş. Yüzüşünü de gördüm. Ne diyorsun Murat abi? Şey bir kardeşimiz vardı. Ben çok severim. Oyuncuydu. O da gitti bir adaya geldi. Tolga Karel. Tolga kardeşim. Buradan Tolga'cığım sana Tolga Karel de. Tolga Karel de o da normalde biliyorsunuz ada içerisinde kendine bir çardak kurup orada takılmacı olur. Tolga direkt adayı terk edip karşı adaya yüzdü. Karşı adaya gitti. Ama gece biraz çekindi yani çünkü gece sonuçta orada zifiri karanlık oluyor ve tek başına olduğun için bir gün sonra tabii yani numara hareket. Bir gün sonra Tolga Karahane karşı adadan geri dönüyor. Karşı adada yani şu kadar düzlük yok. Hep böyle ve sivri kayalar var yatamaz. Oturmaya yer yok. Ayakta duruyorsun. Ayakta tutuyorsun balığı. Mümkün değil. Geri dönmesi yani şaşırtıcı bir şey değil. Şey Tolga kardeşim bir de şey vardı şey de yaptı galiba. Ben o çocuğu da çok severdim. Böyle hani bir çocuklara bir oyuncak yaptı. Survey Anıl, yaptı. Anıl. Survey, Anıl. Anıl bizim Anıl. Anıl da buradan sevdi. Anıl da bir yeri. Efendim? Mağarası vardı. Anıl da bir şey yaptı. Mağarada Survey yarışmacılardan bir tanesiydi. Survey. Murat abi bunların şey hepsi diyeceğim. Sosyal hayatta yani ada hayatında olan şeyler ama. Tamam da bir oyun şey. Oyun alanında değil. Burada bir şey diyeceğim şimdi ya. Nisa atladı mı denize? Ne deniyor oraya? Deniz denmez. Nehir. Nehir'e atladı mı abi? Şimdi Nisa Nehir'e atladı. Niye herkes Nisa ile ilgileniyor? Oyun durdu. Efendim? Oyun durdu. Tamam. Şimdi mesela Nisa oradayken oyun devam edemez. Bir de çok geç oldu. Hani nasıl oyun durdu derken yani oyun durdu derken Nisa'nın oyunu mu var o anda? Nisa hayır, değil. Nisa, genel oyun var. Nisa orada olmasa bir oyun başlayamaz. Nisa gelince başlar oyun. Bir dakika ama ben çok nehirde, şey gördüm mesela bir dakika. Nehirde ben, Murat bir dakika, abicim nehirde bir dakika, kız. Bir şey diyorum ya. Ben şimdi bench'e bakıyordum mesela. Bench'te bir adam olmuyor. Mesela o anda tuvalete gitmiş olabilir. Tabii yani, doktor alır, tamam. Muhabir alır, evet. Doktorun başında bekler evet. Ya da tuvalete gitmen gerekirse. Hayır ben şunu demek istiyorum. Şimdi siz tabii ki orada yarıştığınız için ben tabii oranın atmosferini bilmiyorum ama ben seyrettiğimden bahsedeyim. Örnek veriyorum size. Yanılıyorsam söyleyin. Şimdi diyelim ki orada bir oyun oynanırken ben bench'i görüyorum. Mesela bench'te Ali yok o anda. Fatma yok o anda. Ama oyun oynanıyor. Diyorum ki herhalde bu tuvalete gitti. Veya bir doktor kontrolünde. Oyunlar durmuyor yani ondan onlar. Aslında bak çok doğru bir noktaya temas ettim Murat abi. Şöyle. Evet. O yarışmacı tuvalete gittiyse tamam. Veya doktor kontrolündeyse. Evet. Oyun devam ediyor. Güvenli bir alanda olduğunu sen de biliyorsun. Şimdi bu kız nehire atlıyor. Evet. Açıkçası ben de tedirgin olduğum kız atladığı zaman nehire. Nehirde akıntı var. Yüzüyor. Yani ben de o sırada Nisa ile ilgilenirdim. Nisa ne yapıyorsun? Gel buraya. Bak sıkıntılı bir iş çıkabilir derdim. Çünkü o nehir ve bir akıntı da var. Anladım. Bir bu anda ama onların nerede olduğu yarışmacılar benim için orada birinci planda olan şey bir kere tamam. Etrafımdakilerin can güvenliğidir tamam. Yani. Ben de şimdi orada belki haklı olabilirsin. Hani can güvenliği tam ama şimdi orada can güvenliği hani ne bileyim ya orada daha önce... Murat abi sen orada olsan... Ben bak bir şey söyleyeceğim. Beş sen orada tane olsan, timsah, altı tane köpek balığı gelmez abi. Ama öyle deme bak şöyle. Bak şimdi bu kızın buradan %99 ihtimalle... tabii bilemeyiz yani evet. Allah bilir evet. Sonuçta orada yani ne olacağını bilemezsin. Ama hep giriyorlar o nehre. Tamam hep giriyorlar ama sonuçta... Kaç kişinin yani, akıntısı var. Ta hayır, karşıya kadar yüzdü. Tamam. Hayır kızda bir sinir boşalması olmuş mu o sırada? Atıyor değil mi? Evet. Ben de, mesela sen atlasan... Ben belki senin peşinden atlarım. Ben sana bak güzel sen onu insaniyet... Ben atlasam sen benim peşimden atlamaz mısın? Bir dakika bak, ama ben anlatayım bir dakika. İnsaniyet olarak sana teşekkür ederim. O ayrı konu. Ben diğer yandan bakıyorum. Yani orada Allah korusun bir köpek balığı veya bir işte timsah mimsak gelmediğini düşün. Normal herkes oraya giriyor. Bugüne kadar kaç kişinin girdiğini gördüm ben. Şimdi kız oyun kaybetmiştir. Evet. Adrenalin yükselmiştir. Deşarj olmak için, boşalmak için gitmiştir şeye. Oraya atlamıştır. Bırakın kardeşim.
Yüzsün kız. Ya bırakın. Kızı rahat bırakın. Oradan biri dönüyor. Nisa ne oldu? Nisa ne yapıyorsun? E kardeşim, farz et Nisa tuvalete gitti. Bırakın kız nereye giderse gitsin. Bir kız sebebini söyleyeyim. Kendine gelsin. Ki, niye kızın üzerine hayır, gidip kız, dikkat çekip kızı sanki böyle... Kızı sanki bir şeyler, çok enteresan şeyler yapmış gibi insanların kafasında böyle bir imaj yaratıyorsunuz. Rahat bırakın kızı kardeşim. Sebebi? Yani Nisa ne yapsa bir olay oluyor yani. Denize şey girse olay, onu yapsa abi. Olay. Kız, öyle şey mi olur ya? Kız yüzerken diyor ki Murat abicim, evet. Canlarımı Elif'e veriyorum. Artık bitti. Benim için ben yapamıyorum bundan diyor. Bundan ilgilenince diyor. Gücüm kalmadı diyor. Canlarımı Elif'e veriyorum tamam. diyor. Kimse ilgilenmese demeyecek şimdi bir şey. Kız gidiyor. Dolayısıyla oyun durmak zorunda. Yarışmacı, Murat'ın zamanında da öyle olmuş. Yarışmacı ben oynamıyorum diye giderse oyun duruyor. Oyun duruyor, sıkıntı burada. Ve ayrıca Nisan takım arkadaşlar Nisa'yı çok seviyorlar. Tabii ki Nisa orada yüzerken Cemalcan endişelenecek, Yasin endişelenecek. Bu en normal şey. Burada bir de bunları suçu çıkarmayalım istersen. Bu kadar da olmaz. Hayır, yani. Hayır, sebebini söyleyeyim. Niye oyun yani? Duruyor. Kız tamam diyor ki... Ben ne söyledi Nisan tam olarak cümlesini? Evet. Canlarımı Elif'e gücüm veriyorum. Bitti diyor kız. Gücüm bitti, canlarımı Elif'e veriyorum. Yani gidiyor kız, ben oynamayacağım diyor. Şimdi o kız arkadaşlar tabii ki Cemal'den ona endişelenecek. Demiyorum ben. Yani öyle bir şey yaratılıyor ki Nisa o şeye sokuluyor. Yani Nisa yine oyunu bıraktı. İmaj o. Yine denize mi girdi? Bıraktı yine nehre mi girdi? Burada insanlara... Bu Nisa'yı bu şekilde empoze ediliyor sürekli. Orada kimse karışmasa halbuki kız gitti denize girdi bir rahatladı çıktı geldi kardeşim. Nedir bu kadar yani? Vallahi şu noktada ben şöyle yani burada tabii can güvenliği olayı haricinde ben bunu Survivor'ın başından beri söylüyorum. Nisa problem çıkarttığında ilgilenmeseler diye burada bas bas bağırdım. Yani. Evrim 50 kere atladı. Yasin aynı yere 50 kere atladı. Ama hepsi orada şimdi ama... bir farklılık var Semih. Şimdi ne burada aynı yere giriyor. Onu ben mesela Murat abi sen kuralları izah edeyim. Evet. Sen diyorsun ya daha önceden biz gördük tuvalete gidenler evet. var yarışma devam ediyor. Evet. Tuvalete giden adam kendi sırası geldiği zaman gitmiyor zaten. 3 oyun 4 oyun sonra oynayacağını biliyor ve tuvalete gidiyor. Bu yönetimin aslında yani kararı yönetim buna müsaade ediyor. Sen gidiyorsun orada tuvalet ihtiyacını giderebiliyorsun. Tamam. Sonuçta bu fizyolojik bir durum. Yeri atlaması yasak mı? Geleceğim şimdi oraya. Fizyolojik bir durum. İhtiyaç. Tamam. Ya da hastalık. Esnasında Metin abi alır yarışmacıyı ya da başka bir doktorumuz alır, kenara alır, orada tedavisi uygulanır. Efendime söyleyeyim dinlendirilir kenarda. Belki serum takılır, bilmiyorum yani hani hastalık durumunda yönetim tarafından yarışmacı kenara alınabilir, gölgeye oturtabilir vesaire dinlendirilebilir yarışmacı. Bunlar zaten yönetimin onayında olan tamam. şeyler. Ama bir yarışmacının oyun devam ederken İnisiyatif oyun devam alarak ediyor ki ya. Oyun devam ediyor. İnisiyatif alarak keyfi yani? Bir şekilde nehre atlaması başka bir şey. Bana soracak olursanız diskalifiye. Vallahi. Nisa oyundan ihraç. Olacak bana şey. Bana soracak değil. Olursanız diyorum. Nisa oyundan. Hangi oyundan? Bu oyundan. Niye ya? Çünkü oyunu durduruyor. Ya tamam nerede mı? Durduruyor oyunu? Oyun durdu zaten. Niye abi, oyunu durduruyor. Ya kardeşim yarışma devam ederken mi kız gidip oraya Nisa atıyor? Orada yüzerken oyun devam edemez. Ya öyle bir şey yok. Öyle bir sistem yok. Abi ben böyle ilk defa hayatımda böyle bir şey görüyorum. Ne yaptı kız girdi birinin dövdü diskalifiye olsun. Ya, kız Murat nehre atladı yüzünü geldi ya. Murat abi diskalifiye kelimesini hep böyle şey birisi birine vuracak. Hayır, ya da böyle birisi birine şiddet uygulayacak. O zaman o diskalifiye denmez diskalifiye ona. Değil. Diskalifiye ben, denmez. Kalifiye Fransızca bir kelime. Evet. Kualifiye yani yeterli olduğunu anlamına geliyor. O işle şimdi, ilgili ehil burada, olduğunu anlamına geliyor. Sen, herkes diskalifiye, Fransızca bilmiyor kardeşim. Bak, diskalifiye, herkes Fransızca bilmiyor. Sen bizim izleyicilerimize hitap et. Tamam. Herkes bizim bütün izleyicilerimiz. Diskalifiye herkes Türkiye'de şu anda televizyon seyreden Türk halkının tamam. Fransızca bilmesi de zorunlu değil. İlla tamam, diskalifiye tamam Türkçe'ye geçmiş bir dakika, anlamını abi, da söyleyeyim. Anlatıyorum sana bir şey. Diskalifiyenin anlamını abicim, söyleyeyim. Abicim sana diyorum ki anlamını demiyorum. Bir dakika dinle beni. Şu anda bizi seyreden Türk halkının evet. hepsinin Fransızca bilmesine gerek yok. İlle de bilmek zorunda evet, da değil. Değil evet. Bizim Türk halkımıza bir insan diskalifiye oluyor dediğin anda ne anlıyor bizim halkımız? Survivor'dan diskalifiye sen oluyor. Anlıyorsun. Yani Survivor'dan ayrılıyor değil mi diskalifiye? Hayır. Bu değil midir? Hayır, hayır, sen şöyle hayır, diyebilirsin. Hayır, hayır. Bir oyun cezası versinler Nisa'ya. Oyundan diskalifiye. Öyle konuş. Oyundan ihraç yani. Diskalifiye deme o zaman. Bizim halkımız öyle anlamaz diskalifiye. Yunus Emre'yi oyundan alırken ihraç kelimesini kullandı. İhraç da diyebiliriz. Diskalifiye ben diskalifiye denmez ona. Diskalifiye denir. Denmez. Oyundan diskalifiye. Ya yarışmadan oyundan diskalifiye ihraç. Demiyorum. Oyundan i̇hraç diskalifiye. Oyun ihraçtan ihraç diyeyim. Diskalifiye gönlünü hoş sen, edeyim senin. Sen diskalifiye diyorsun. Ağır bir şey söylüyorsun. Diskalifiye ağır demek sana yani. Ağır geliyor. Tabii canım ağır, ağır diskalifiye. Diskalifiyeyi biz mesela Meryem.
Sakatlığından dolayı oyundan diskalifiye oldu. Yarışmadan diskalifiye oldu. Neyse ne yaptı kız kardeşim diskalifiye olacak? Ne yaptı ya? İhraç tamam. Kız ihracı kullandı. Neyi rahatladı? Yüzdü geldi sanki. Hayır, bak oyunu durdu. Tamam bir şey söyleyeceğim. Oyunu durdu. Hayret bir şey. Yorumla, tamam ihraç tamam. Onun gönlünü hoş edeceğim. İhraç. Yani üzmeye gerek var mı Murat abi? Tamam, tamam, işte, tamam ihraç. Gereksiz. Tamam, diskalifiye dediği anda ağırlaştırıyor olayı. Sen öyle anlıyorsun. Haklısın Murat abi. Allah İhraç kelimesini kullanalım o zaman. Tamam. Acun abi de geçen gün Yunus Emre'yi oynarken ihraç kelimesini kullan. Ben de ihracı kullanayım. İhraç. Bence Nisa bu tavırlarıyla oyundan ihraç. Bu oyundan sadece yarışmadan diskalifiye demiyorum. Diskalifiye derken aslında oyundan diskalifiye diyorum. Bu oyundan ihraç edilmeli bu benim düşüncem. Neden derseniz çünkü oradaki iş değişi durduracak hareketler ve davranışlar içerisinde. Bunu yapmaya hiçbir yarışmacının hakkı yok. Bunu ben nasıl bu kadar rahat konuşabiliyorum? Çünkü ben de yarıştım. 150 gün yarıştım. Bir de finali gördüm. Finale kadar da hani şöyle olsa diyeceğim ki 100 gün kaldım, 100. gün elendim, finale kadar sonra kurallar değişti, başka bir şeyler. Öyle bir şey yok. 150 gün ben kuralların hepsini A'dan Z'ye dolu dolu yaşadım. Yıllarca da bütün kuralları biliyorum. Oyunun işleyişini bir yarışmacı kafasına göre durduramaz. Nisa bunu yapıyor. Haksız mıyım Sema? Oyunu durdurduğu doğru. Oyunu durduruyor. Oyunu durduramazsın sen. Ben o zaman bir de, söyleyeyim. Bir de sanki bir de şunu söylüyor Elif'e. Oradakiler bir şey demedi. Şöyle bir şey de sen yapamaz. Buradan ihraç etti yap, kızım. Benim bakış açıma göre diyor. Allah Allah. Bir de şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki nehirden bağırıyor. Canlarımın hepsini Elif'e veriyorum. Ne veriyorsun sen? 2 kilo mandalina mı veriyorsun ya? Böyle bir sistem yok. Canlarımı ben Elif'e vereceğim. Var mı böyle bir şey? Ben daha önce hiç görmedim böyle. Kurallarında böyle bir şey yok. Vereceksen, şey yapacaksan, can yarışmak istemiyorsan gelirsin oraya, yarışırsın. O atmazsın, kaybedersin. Kaybedersen de isteksiz bir şekilde çıkarsan da yine eleştirilirsin. Deriz ki biz 8 tane sembolüm var. Soru geldi. O dedi ya hani canlarımı Elif'e öyle vereceğim şey diye. Neden Evrim'e değil de Elif'e mesela? Elif Furkan'da, Elif o günü iyi diyedir. Abi yani değil mi? Neden Elif'e? Elif iyi. Elif o günü iyi. Tamam ama Elif onu yenmiş olabilir. Tamam canlarımı vermek istiyorsun değil mi? Neden Elif'e vermek istiyor? Evrim'e versin canlarımı. Çünkü Elif'i rakip görüyor. Elif beni yenecek diyor. Hiç yenmesin uğraşmayalım diyor. Ben veriyorum Elif'e. Bir tamam kısmını da Evrim'e verse azıcık da Evrim'e verse ne olacak? O anlamda demiyor vereceğim derken canlarımı. Zaten Elif alacak ya. Hani yensin diyor. Canlarımı alsın ona artı 5 yazılsın demiyor. Yani canlarım gitsin feda olsun ona. Tamam feda olsun diyor ama ben de canlarımı feda edeceksem kendi takım arkadaşıma feda edebilirim. Ya şey o kızgınlık ki, canları gittiği zaman kız, canını vereceğinden değil. Evrim yemiş. Ben söyleyeyim bir de evet, ben fikrimi söylemedim bu konu hakkında. Germeyin beni. Tamam canım estağfurullah. Sence şey şöyle orayı söyleyeyim. Bıraksın İstanbul'a dönsün. Sen de öyle de. Şöyle söyleyeyim şimdi bir kere hissettiği şey çok normal. Yani bu kadar yüz kuyruğuna gel mutsuz olması kadar normal bir şey yok. Kızgınlığında da haklı mutsuzluğunda da haklı. Hani şimdi başarısız olmaya başladı artık herhalde sembolü ben alamayacağım deyince bitti. Morali bozuldu onu da haklı. Ama şu konuda oyun durduğu doğrudur. Kesinlikle Nisa orada yüzerken oyun devam edemez. Öyle bir sistem yok. Kural gereği oyun devam edemez. Nisa'yı oradan önce çıkarmaları lazım ki şimdiye kadar evet bir sürü yarışmacı atladı ama o kadar derine ve akıntıya gitmedi. Ben bile dedim kız nereye gidiyor böyle? Sıkıntılı. Oyunu durdurduğu için zaten problem olabilir. Onun dışında daha da koşabilir o üzüntüyle. İşte nehire de atlayabilir. Onda aynı sıkıntım yok benim. Ya tabii ki ihraç falan değil. Üzüntüsünü Semacığım, yaşıyor. Semacığım o zaman ben de sana bir şey sorayım. Ben şov yapıyorum. Çok iyiyim. Formu yakaladım. Bir an önce yarışıp bitirmek istiyorum. Nisa da atlayarak başarısız olduğu için oyunu soğutmaya ama çalışıyor. An, ben de öyle bir yorumla tam, geliyorum evet, o zaman. Evet bak sen rakip ben olarak. Ben değilim rakibiyim. Mesela. Tamam. 2 dakikada geldi rakip ya. Olarak bunu söyleyebilirsin. Bu evet. Senin en doğal hakkın. Elif mesela kızabilirdi. Elif gayet böyle ılımlı yaklaştı yine. Kızabilir. Ona bir şey demiyorum ama Nisa bunları düşünüp aman oyunu soğutayım, aman Elif'in elini soğutayım, rakiplerimi etkileyeyim. Bence bunun de için düşünmüyor. Yapmadı. Şunun için ama yani rakiplerine kızdı. Bunu söylemeye hakkı var mı? Var diyebilirler. Yani diyebilir çıkabilirdi mi? Tabii ki ama üzüntüsünü yaşadı. Üzüntüsünü yaşarken de doğal olarak takım arkadaşları Cemalcan Nisa'yı nehirde bırakıp bu tarafa mı dönecek? Ya da Ardahan Yasin Nisa'yı bırakıp bu tarafa mı dönecek? Tabii ki de ilgilenmek zorundalar. Evet bazı zamanlarda hep söyledik. Bir kızı yalnız bırakın. Kızı huzurla bırakın. Kızı şöyle bırakın. Ama şu an farklı. Hem nehire gidiyor hem de diyor ki ben gücüm kalmadı veriyorum. O Yalçın, yüzden arkadaşlarına ihtiyacı Nisa'nın var. Yalçın Nisa'nın ilk nehire atladığı an var ya o görüntüyü bir verebilir misin? Bir de Twitter'da ben onu anı kaçırdım. Bir sembolü yani takımın bandanasını yine atıyor mu öyle bir şey mi var görmedim. Ben gözümden kaçtı. Yazıyorlar doğru mu değil mi bilmiyorum kim, abi. Nisa mı? Nisa. Sadece ben atlayış şeklinde biraz kafam takıldı. Yani atladığı anda ben
irkildim mesela. Yani şey atlamadı. Yani böyle bir nehir bilinçli atlamadı. Bir yerini sakatlayacakmış gibi atladı mesela. Ben çok güzel yüzüyor günü ama herkesten güzel yüzüyor. Çok güzel yüzüyor. Nisa. Çok güzel. Bak bilmem sana bir şey söyleyeyim. Bilmem kaç aylıkken yüzmeye başlamış. Bu kadar olur mu abi kız? Bir dakika bak atlıyor mu şu anda? Tam ekran bir verebilir misin? Atladığı an gelmiyor. O gelecek şimdi de. Atladığı an sadece. Evet burada kaybediyor. Oyunu kaybediyor. Evet. Nisa nehire doğru gidiyor. Ha tamam normal. Evet devam edelim. Evet. Güneş de çok güzel. Akşam güneşi. Evet. Evet bandanasını attı. Bak atlayışı da bir ama tabii orada sonuçta görmüyoruz. Bir tamamen şeyse rahat bir pozisyonsa o şekilde şimdi atlıyor olabilir. Bir şey söyleyeceğim sana. Bandanayı da atıyor. Bir dakika biz tabii ki burada tamamen canlı yayın olmadığı için Nisa'nın atladığıyla geri dönüş dakikasını tabii bilemiyoruz. Müneccim değiliz. Ama Nisa atladı. Biraz yüzdü, sonra bir Elif'e bir laf etti oradan, pat tekrar döndü geldi. Kaç dakikadır sizce bu olay? En az 10 dakikası var. Okyanusa mı gitti ya? En az 10 dakikası. Ne 10 dakikası var ya? Gitti geldi işte kız. Yani sen de öyle bir baksana anlatıyorsun. Baksana sırt üstü yüzüyor bak. Ya tamam da gitti geldi, sen de öyle bir egzajere ediyorsun baba bak, ki. Baba dalıyor, bak, dinle çıkıyor. Beni, dinle. Ya sanki, yüzüyor işte. Sanki gitti Nisa, orada kendine bir ada kurdu. Adada oturdu, ev yaptı, mangal yaptı, geri döndü. Yani yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun. Sen artık ya bir şey söyleyeyim mi? Sen niye böyle davranıyorsun bana ya? Bir de bir şey söyleyeceğim. Ya. Bir de bu açıdan bakmak lazım. Şimdi burada Nisa bunu yaparken daha 4 canı var bu arada. Evet. O yarışmaya sadece 3 canla başlayanlar var. Aslında Nisa bir toparlansa belki de sembolü alacaktı. Yani 4 canın varken hemen bu kadar şey yapmaya da gerek yok. Ona göre olmadığını düşünmüş olabilir. Evet o kızgınlığı ona aslında hani oyunda başarısız olmaya başlayınca sonuna kadar öyle gideceğini zannetti. Ama belki de öyle olmayacaktı. Yani 4 can iyi bir can aslında. Diğerlerinin başlama canı olduğu için 4 can da bu kadar yıkılmamalıydı bence. Bence dönebilirdi yani. Evet bir reklam arasına gidiyoruz. Çok kısa bir reklam arasından sonra Survivor X'e devam edecek. Evet efendim Survivor X'e kaldığı yerden devam ediyor. Semih Öztürk açıklayacağı çok önemli şeyi açıklıyor. Elimde bir bilgi var. Beni biliyorsunuz ki ben sosyal medyada çok haşır neşirim. Şimdiye kadar da en iyi anlaştığım fan grupları, fan grubu Cemal'in fanlarıydı. Ama yeni bir yönetim kurulu toplantısı oldu dünkü yayından sonra. Cemal'i eleştirdiğim için beni yönetim kurulu üyeliğinden attılar. Bana karşı şu an niye öyle davranıyorlar bilmiyorum ama... Yani canları sağ olsun. Ama başka bir yönetim kurulu toplantısı da vardı. Oraya da direkt asil üye olarak seçildim. Direkt yani yönetim kurulu başkanı da olabilirim yakında. Onu bilmiyorum. Ama yönetim kurulu üyeliğine seçilirken bir kişiyi atıp beni aldılar. Sizce hangi fan grubu bu? Barış Murat Yağcı. Kimi yönetim kurulu üyeliğinden çıkarttılar peki? Onu da bütün Türkiye'ye soruyorum. Ne diyorsun sen ya? Ne ben başka şeye konsantre oluyor. Bir şeyler anlatıyor da ne dedi? Evet abi bakıyorum şu an yani, sosyal medyada çok, selam büyük, yollayacaktım ona çok konsantre. Büyük bir infial var. Seni yönetim kurulu üyeliğinden ihraç ettiler. Nerenin yönetim? Diskalifiye ettiler. Nerenin? Barış Murat Yağcı fan kulüp. Beni Barış Murat Yağcı fan kulüp ihraç falan etmez. Ettiler. Etmezler. Neden etmezler? Çünkü ben Barış'ı burada 3,5-4 ay oldu değil mi Survivor? Savunma yapıyor şu an. Ben bir dakika sen bir şey attın ortaya konuşacağız tabii. Ben burada Barış'ı hep savundum ve Barış'ı ben çok sevdim ve Barış'ı da hala seviyorum. Barış'tan ben vazgeçmedim. Ben onun bir abisi olarak, bir büyüğü olarak onun yanlışlarını söylemek zorundayım. Hiçbirimiz hayatta dört dörtlük değiliz. Hepimizin hataları olur. Hatası olduğu zaman da ben söylerim. Ama yarın öbür günde Barış'a biri bir şey yaparsa da karşısında beni bulur. Ben hem severim hem yeri geldiği zaman hayatta böyledir. Çünkü ben sürekli burada Barış hata yapacak. Ben her yaptığı hatada helal olsun Barış mı diyeceğim? Barış hata yaptığı zaman ben onu sevmeme rağmen de uyarırım. Ben oğlum mesela benim evde. Oğlum hiç hata yapmıyor mu? Senin kardeşin hiç hata yapmıyor mu? Yapmıyorlar mı hayatta? Yapıyorlar abi. Peki yaptıkları zaman ay helal olsun. Çok güzel hata yapmışım mı diyeceğiz yoksa çekeceğiz.
Onun iyiliği için hatalarını söyleyeceğim. Haklısınız. Evet. Yalnız sizin de fan gruplarına karşı bir oynama isteğiniz var tabii. Yok, benim hiçbir, ben bir tek şarkılarda oynarım. Sayın Furkan dede. Ben kimseye oynamam. Murat abicim, savunmanız alınmıştır. Ha. Yönetim kurulu olarak biz bunu değerlendireceğiz. Senin, göreve iadenin çıkacağını çok düşünmüyordum. Sen yalnız sana bir şey söyleyeyim. Alındı, sen şimdi benim alındı. Ben bana Barışçılar yetki bir şey yapmaz. Ben çünkü ben Barış'ı seviyorum. Bak yarın öbür gün bir şey olduğu zaman benim Barış'ı ne kadar sevdiğim bir daha ortaya çıkacak. Onlar olayı anlayamıyorlar. Ben Barış'ın hatasını söylediğim zaman ben kötü adam olmam. Onlar da diyecek ki bak Murat abisi büyüğü olarak. E o zaman herkes bir hata yapsın hiç söylemeyelim. Sen de şunu unutma ki dur oyun dinle. Red, oyun dur, red. Dinle. Sen de şunu İkna olmadım. Sen de şunu unutma ki Nisa ile Cemal Can'ın fanları seni yönetim kurulundan bir çıkarırsa bir daha içeri de giremezsin. Evet Murat abicim, selamlarımızı alalım hemen. Selam. Kaplıcalar diyarı Haymana'dan Levent ve Çağrı kardeşim bize selamlarını, bizi izliyor. Bize nereden onlar? Ankara, gittim Kaplıcalara. Çok güzel. Haymana harika. Haymanalar diyarı, pardon ne diyorum ya, Kaplıcalar diyarı Haymana'dan Levent ve Çağrı kardeşime selamlar. Evet, şaşırttı. Evet, orada da şaşırttı beni. Selam ben de sevgili Ahmet Parlak bilirsiniz. İsyanı en güzel söyleyen adamdır. Onun sevgili annesi Naciye ablaya buradan çok selamlar. Her gece bizi izliyormuş. Öpüyorum onu da. Evet Semih'ciğim. Ben de yine sosyal medyadan bir gruba selam göndereceğim. Sözlük yazarlarına selam gönderiyorum. Çünkü A'dan Z'ye ben sözlük yazarlarının yazdıkları iletileri okuyorum. Ve olumlu olumsuz birçok düşünce geliştiriyorlar. Çok iyi, sonuçta bir fikirdir. Fikirlere çok saygılıyız. Yani o yüzden yazarsanız okuyoruz. Hepinize selamlar ve bütün Türkiye sizi seviyoruz. Teşekkürler. Evet, ben de öncelikle Fulya, Kerim, Ömer, Şener'e buradan kocaman selam söylüyorum. Kardeşlerim, arkadaşlarım, kankalarım beni her zaman izliyorlarmış. Sizi çok seviyorum. Fulya, Kerim ve Ömer. Öpüyorum. TV8 muhasabeden Salih abi, Salih Porsuk. Salih abicim, uzun zamandır görüşemiyoruz bu sıkıntılı günlerden dolayı. Seni çok seviyorum. Kalbimde yerin ayrıdır her zaman. Nurettin Köse Yalova'dan bizden selam bekliyormuş. Nurettin Köse'ye selam olsun. Ve soyadları tuttu ama akrabalar mı değiller mi? Bak onu da araştıracağım. Kahraman Köse fotoğrafçımız bizim çok güzel fotoğraflarımızı çekti bugün. Kahraman Köse'ye de buradan teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Survivor Extra bu gecelik bu kadar. Yarın Survivor bittikten hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.